Efendim merhaba. Yeni bir Enderun sohbetlerinde yine sizlerle beraberiz. Bugün sinemayı konuşacağız. Murat Pay konuğumuz. Kendisi genç yönetmenler arasında kabul ediliyor ve sayılıyor. Ama artık çok genç sayamayacağız herhalde. Yani tecrübeli de çok tecrübeli diyemeyeceğiz. Artık ortalarda bir yerde geldi. Kendisini uzun zamandan beri tanıyorum ve takip ediyorum. İlk olarak Bilim Sanat Vakfı'ndaki Hayal Perdesi Atölyesi ve o atölyeye bağlı olarak çıkartmış olduğu bir site vardı. O sitedeki faaliyetlerinden, Hayal Perdesi Atölyesi çalışmalarından itibaren takip ediyorum. Daha önce birçok kısa filmler hazırladı. Kısa filmler çekti, yönetmenliğini yaptı. Daha 2014 müydü? Maşun Nefesi. O uzun metrajlı belgesel bir film oldu. Ondan sonra Miraci aynı şekilde 2017. Yine uzun metrajlı, yine belgesel, kurgu belgesel bir film çekti. Ve son kurgu üzerine dayalı bir film daha çekti. Dilsiz. 2019 müydü? Evet. 2019 yılında ve biz bugün Murat Pay'ı Hayal Perdesi Atölyesi'nden başlayıp Dilsiz'e ve Dilsiz üzerine yayınlanan şu kitapla merkeze alarak Dilsiz'i konuşacağız. Dilsiz'i konuşurken bu kitap üzerinden, film üzerinden çekileli 2 yıl oldu. Murat Pay'ın ne yapmaya çalıştığını, sinema dilini, sinemayla yapmaya çalıştığı şeyleri anlamaya çalışacağız ve bu film üzerine ve bu kitap üzerine konuşmaya çalışacağız. Kendisinden sinema ve kitaba dair görüşlerini dinleyeceğiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Öncelikle beni kırmayıp davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, davet ettiniz. Sağ olun. Tabii biz seninle uzun zamandan beri tanışıyoruz. Ve senin yaptığın o bütün isimlerini zikrettiğim filmleri ben zamanında seyrettim. Büyük bir keyifle ve ilgiyle, merakla ve gururla seyrettim. Böyle filmleri çeken birini tanıdığım için de mutlu oldum. Hayal Perdesi ile başlayalım. Hayal Perdesi Atölyesi devam ediyor mu hala? Çünkü araya pandemi girdi, bir uzun zaman geçti. Bilmediğim için, merak ettiğim için soruyorum. Devam ettik. Yani hiç kesinti vermedik aslında. Pandemi döneminde de yaptım. Çevrim içi olmak üzere. Yani onu artık böyle biraz böyle bir görev bilinciyle her sene bir kere olmak üzere, yani gücüm artık ona yetebiliyor zaten. Çok da uzun tutamıyorum belki eskisi kadar ama yapmaya çalışıyorum. Bu sene de başladık. Peki yani izleyicilerimiz merak eder, bu Hayal Perdesi Atölyesi soruyor ama nedir bu atölye? Murat Pay burada ne yapmaya çalışıyor? Derdi ne? Ne öğretmeye çalışıyor? Bir şey öğretmeye mi çalışıyor? Bir şey yapmaya mı çalışıyor? Bunun amacı nedir diye merak edebilirler. Bize Hayal Perdesi hakkında biraz kısaca da olsa da bilgi verir misiniz? Tabii. Siz de zikrettiniz. Aslında Bilim ve Sanat Vakfı'nda başlattığımız bir çalışma bu. Burada biz aslında temelde bir filmin anlam dünyası, fikir dünyası nasıl meydana geliyor? Bu soru üzerinden uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir sinema tarihi, hem dünya sineması hem de Türk sineması tarihine girmiş oluyoruz, değiniyoruz. Ayrıca sinemanın aslında kesiştiği bazı fikri kavramlarla da diyalog ortamında tabii bunları tartışarak bunlarla yüzleşmeye çalışıyoruz. Sorular ortaya çıkarıyoruz arkadaşlarla beraber. Daha da ilerisi eğer mümkünse, bunu bazı dönemlerde yaptık, bazı dönemlerde yapamadık. İşte buradan edinilen deneyimlerle beraber bazı kısa filmler yapmak, işte bazı somut pratikler ortaya koymak gibi hedeflerimiz oluyor. Ama bunu her zaman yapamıyoruz. Birazcık zamana, zemine göre değişiyor. Tabii sinema eleştirisi de yapıyorsunuz. Film eleştirisi, değerlendirmesi de yapıyorsunuz. Evet. Film okumaları da yapılıyor. Tabii film okumaları da yapıyoruz aslında. Detaylı film okumaları da yapabiliyoruz. Yani bir işte kamera hareketinin, oyuncunun, rengin, sesin en ince ayrıntısına kadar ne anlama gelebildiğine dair bir işte zihin düşünce okuması diyelim. Evet. Merak edenler zaten yazınca bulurlar. Buradan ötesi merak edenlere kalsın.
Ben bu kitaba geleceğim. Bu birkaç ay önce, belki olmadı bile. Bir ay oluyor aşağı yukarı. Bir ay oldu. Bu kitap ben gördüğüm zaman çok dikkatimi çekti. Ben daha önceden böyle bir kitap görmedim. Hatırlamıyorum. Sinema ile ilgili, yani sinema şöyle, belki bazı kültleşmiş filmler hakkında yazılmış, onun üzerine hazırlanmış kitaplar var. İşte kitabın yönetmeni, oyuncuları, bilgi verenler veya o filmin sinemasına dair kitaplar var. Ama bu farklı bir format gibi geldi bana. Bu ben tabii çok yakından takip edemiyorum. Belli başlı temel herkesin bildiği şeyleri biliyorum. Genel bir okuyucuyum. Dolayısıyla kaçırmış olabilirim. Siz sinemayı yakından takip ediyorsunuz. Böyle bir kitap daha önce hazırlanmış mıydı? Şöyle, aslında tespitiniz büyük oranda doğru. Bu alanda bu kadar detaylı ve kapsamlı, yani kurgusu düşünülmüş bir kitap ben de rastlamadım Türk sinemasında. Yani kitabın özelliği şu, benim gördüğüm kadarıyla diğer kitaplardan, yani daha önce de senaryosu bazılan kitaplar var. Ama birkaç özellik var. En önemli özellik, ben senaryoyu çekimlerden bir gün önce yola çıktığım senaryoyu koymayı tercih ettim kitaba. Çünkü böylelikle filme nasıl çekerken hangi senaryoyla başlıyorum, sonra ortaya nasıl bir film çıktı? Bunun sağlamasını yapabilir insanlar. Dolayısıyla aslında bu sinema öğrencileri için bence öğretici bir şey olabilir uzun vadede. Diğer husus, filme özel, sırf film için yazılmış derin tahlillerin yer alması. Genelde mesela bu tip kitaplarda derleme daha çok tercih ediliyor. Ama bu sefer sırf bu kitap için yazılmış yazılar içeriyor. Bu da dikkatimi çekti ve çok değerli yazılar. Dediğiniz gibi daha çok basında çıkan gazetelerde, dergilerde filmi tanıtmaya yönelik daha çok yani yüzeysel diyebileceğimiz türden yazılar yer alırken, sizin kitapta yani derinlemesine tahlil eden filmi, oyuncuları, sinema tekniğini, filmde anlatılan konuları, filmde anlatılan konularla film içindeki nesneleri mukayese eden, öğretici ve derinliği olan ve muhtemelen o yazıları yazan kişiler de bu alanda uğraşan kişiler olmalı. Çok kıymetli yazılar var gerçekten. Evet, en önemli özelliklerinden birisi bence bu. Bu aslında şu açıdan biraz kıymetli geliyor bana. Aslında Dilsiz filminin iyi veya kötü bir film olmasından ziyade Türk sinemasında nerede durduğuna dair bir tahlil ortaya koymuş oluyor bu yazılar. Bence bu açıdan çok değerli. Çünkü bu benim açımdan da veya bu film sinema üzerine düşünen insanlar açısından da değerli. Çünkü ortada çok işler yapılıyor, emekler sarf ediliyor ama bu emekler acaba nerede duruyor? Yani biz bunu nasıl anlamalıyız sorusuna bir cevabımız pek olmuyor o koşturmacanın veyahut işte karmaşanın içerisinde. Bir yanıyla da tabii işte özel röportajlar yine kitap için yapılmış. Aynı zamanda işte basında yer alan özel yazılar, sizin de bir katkınız var kitapta. Aynı zamanda da işte bazı filme dair benim tutmuş olduğum notları da içeriyor. Yani böylece bir özellikle de genç sinemayı seven arkadaşlar için yani bir film nasıl doğar, nasıl gelişir ve nasıl sonuçlanır? Ortada da somut bir örneği de var sonuçta, bir film de var ortada. Öyle bir iz bırakmaya niyet ettik. Evet, film çekerken yaşadığın sancıları, sıkıntıları de hep bu kitaptan takip etmek mümkün. Olası sıkıntılı olabilecek durumlardan bahsediyorsunuz. Hesapta olmayan işler, şaşırtan, onları nasıl aştığınız. Bazen çaresizliğe düşmüştüğünüz, düşmüş olduğunuz çaresizlikten çıkış yollarınız vesaire. Hakikaten bir kitabın öyküsü şeklinde. Güzel bir derleme kitabı. Sinema öğrencisi olsaydım hakikaten çok daha benim için öğretici olurdu. Ben sıradan bir okur olarak sadece anlamış oluyorum. Yani bir yönetmenliğin sadece yönetmek olmadığını, başka sıkıntıları da olduğunu görmüş oldum. O açıdan da değerli bulduğum bir kitap oldu. Şimdi bu kitaptan ve hem kitaptan bir şeyler de var. Oyuncularla da röportajlar yapılmış. Oyuncuların sinema ve filme veya daha doğrusu rollerin nasıl hazırlandıklarına dair bilgiler de var. İşte nasıl düşünüldüğünü, o cast dediğimiz kadronun nasıl oluşturulduğunu. Yani sinema ile ilgili senaryo. Senaryoyu metnini koymuşsunuz. O biliyorsunuz senaryo yazarlığı da önemli bir konu.
O bakımdan da yani ben çok değerli buldum. İnşallah bundan 20 sene sonra Allah sağlıklı ve uzun ömürler verir. 20 sene sonra çekmiş olduğunuz bir filmden sonraki bir kitap tekrar olduğu zaman Murat Pay sinema nereden nereye geldiğinde bu iki kitap karşılaştırarak de çok önemli bir veri kaynağı olabilir bizim için. Ve o bakımdan dokümenter de bir kitap olmuş. Belge gibi, arşiv gibi de. Neyse bu kitap üzerine daha fazla konuşmayayım ve söylemeyeyim çünkü abarttığımı düşünecek izleyicilerimiz. Biz doğrudan filme geçelim ve filmle ilgili ben hem Murat Pay'ın sinemaya ile olan ilişkisini bu film üzerinden sorgulamaya çalışacağım. Yani sadece bu film, evet filmi konuşuyor gibi olacağız ama aslında öğrenmeye çalıştığım şey sizin sinemaya yaklaşımınız ve sinemayla ilgili düşünceleriniz olacak. Ama önce isterseniz bir hatırlatma kabiliğinden filmin fragmanını arkadaşlarımızdan rica etsek bize izletseler. Sonra hem hatırlamış olalım ve fragman üzerinden filmi konuşmaya devam edelim. Kimsin sen? Ben yalnızlığı tercih ettim. Daha doğrusu tercih etmedim. İçinde buldum kendimi. Uzun bir süre o tenha iyi de geldi bana. Sonra sen Selma. O tenhadan nasıl göründüğünü anlatamam sana. İçinde bir sırrım var. Büyük bir sır. Her yer dümdüz. Gözünü alabildiğine bütün İstanbul. Büyük bir kağıt getirip serdi beyaz giysili adamlar. Kağıt şehri boydan boya kapladı. Sonra ufka bakmaya başladılar. Eşref Bey Hazretleri çıkar geldi. Elinde kendi boyunun 3-5 katı büyüklüğünde bir kale. Herkes ne yazacak diye bekliyor. Kağıdın ortasına yalnızca küçük bir nokta koydu. Sonra siyah giysili adamlar geldiler. Kağıdı halı gibi dürdüler. Küçük bir rulo haline getirdiler. Avcumun içine koydular. Hayros. Yalnız gitmeden. Sor. Düşün. Cevabını sonra veririz. İncitmemek mi? İncinmemek. Evet, incitmemek mi, incinmemek mi? Bu çok zor bir soru. İncitmemek daha kolayı, incinmemek çok zor. Bu bahis benim en çok yorulduğum bahislerden biridir. İncitmemek meselesi. Yani o bambaşka bir bahis. Neyse oraya hiç girmeyelim çünkü çıkamayacağız. Ama buna benzer çok anlamlı ve çok böyle vurucu cümleler de var. Ben önce şunu sorayım. Kısa filmlerden sonra uzun filmler çekmeye başladınız. Kısa film çekmek ile uzun film çekmek arasında bir fark var mı? Sadece kısalık, uzunluk mu? Evet. Aslında tabii uzun metraj çektikten sonra bu yorumu daha kolay yapabiliyorum. Aslında büyük bir fark yok. Yani aynı emeği, aynı yoğunlaşmayı ikisine de göstermeniz gerekiyor. Tek bir fark var. Yani bu dediğim hususta bir fark yok ama büyük fark şu. Yapım koşulları itibariyle çok daha büyük bir kaosun içerisine giriyorsunuz. Sinema, uzun metraj sinema filminde. Dolayısıyla oraya adım atmak o kadar kolay olmuyor. Ama kısa filmde bu bahsettiğim kaos çok daha küçük bir boyutta karşımızda oluyor. Alt etmesi veyahut onunla uğraşması nispeten daha kolay. Ama uzun metrajda bu bahsettiğim çok daha zorlu oluyor. Yani bu söylediklerinizden anladığım benim uzun metrajlı film çekerken sinema bakımından bir fark yok. Ama yapılan işle uğraşılan meşgale bakımından farklılık, çeşitlilik artıyor. Oyuncu sayısı artıyor, iç mekanlar tabii vesaire ondan kaynaklanan ekipler çoğalıyor. İnsan ilişkilerini yönetmekten tutun da bu tür organizasyon yapısının zenginleşmesi ve genişlemesinden dolayı
Biraz yükümlülük ve sorumlulukla beraber meşguliyet de artıyor. Hı hı. Anladım. Ama sinema çekmek bakımından bir fark yok. Bence yok. Aynı yoğunlaşma, aynı emek, aynı özeni istiyor ikisi de. Farklılık ama dışarıda oluyor zaten. Kaos itibariyle, yani bir kaos oluşturması itibariyle uzun mesaj çok daha büyük bir iş. Bu şeyde, bu DC's filminde bizim dikkatimi çeken hususlardan biri de mekanlardı. Hı hı. Özellikle seçilmiş olduğu belli olan mekanlar. Sizin için, bir yönetmen için mekan çok önemli midir? Tabii her film için aslında... Senaryo ya, yazarı mı belirler, yönetmen mi dikkat eder? Yani tasarrufta bulunur mu? Bunları biz daha sonradan biz belirliyoruz tabii. Senaryo aşamasında bazı mekanlar genel anlamda şöyle belirleniyor. Diyelim ki film İstanbul'da geçiyor, Safranbolu'da geçiyor. Bunlar temel mekanlar. Onun haricinde senaryoda tabii ki bazı mekana dair tasvirler yapmak mümkün. Ama dediğim gibi yapım koşulları ve imkanlar ve arazide bizim karşılaştıklarımız aslında mekanını belirleyen süreçler oluyor. Yani diyelim ki mesela biz filmin hat meşk odasını düşünürken, tasarlarken işte benim daha önce gitmiş olduğum bazı hattatlar, hat odaları veyahut işte bu benzeri ortamları hepsini dikkate almıştık. Ama günün sonunda hani şöyle bir karara vardım. Demek ki biz bu hat meşk odasını sıfırdan inşa edelim. Çünkü arzu ettiğiniz düzeyde bir hattat çalışma odası tesadüf edemediniz. Hem edemedik hem de işte yapımın çalışma koşulları da önemli oluyor. Diyelim ki o mekanda bir hafta çalışacaksak eğer, o 20 kişiyle beraber çalışıyoruz o mekanın içerisinde. Şimdi kameramanın sesçisi, şu görüntüsü vesaire. Yani dolayısıyla birazcık daha özgür bir alan oluşturmamız gerekiyor. Ama sonuçta şuna dikkat ediyoruz yine de. Yani biz mekanı tekrar kuruyor olsak bile o filmin içindeki karakterle ilgili özellikle oluşturmaya çalıştığımız duygunun, anlam dünyasının izini hep sürmeye çalışıyoruz. Yani onun dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Çıktığımızda çünkü zaten sahtelik ortaya çıkıyor. Yani mekan seyircide de böyle bir sahtelik duygusu ortaya çıkarıyor. Eşref Bey'in odası o zaman yani film için oluşturulmuş. Tabii bir... tamamen film için oluşturulmuş. Orası aslında çok metruk bir oda. Hatta yani içi böyle uzun yıllardır açılmamış, kullanılmamış bir odaydı orası. İçinde bir handa mıydı? Evet. Ömer Abed Han'da, Karaköy'de. Çok aslında şu an halihazırda eski ve hala belli bir restoraya da uğramadığı için de o eskiliğini muhafaza eden diyelim, eski kokusunu, tadını muhafaza eden bir han, büyük bir han. Orada bir oda bu. Ve biz işte o odayı ele aldıktan sonra aslında çok büyük müdahaleler yapmadan, yani onun o nasıl diyelim... Tabii döşemeleri falan değiştirmediniz. Tabii ki, tabii ki. Duvarlarına dokunmadık. Yalnız duvarlarındaki sadece o... hatları falan astınız, evet, tabii. Levhaları evet, siz evet. Astınız. Yani eşya olarak içindeki bütün eşyaları, teşrifat kısmını biz yaptık tamamen. O kurgusunu biz ortaya koyduk. Ama onun haricinde aslında tabii ki odanın, mekanın ana... dokusuna pencereleri, çatıya falan dokunmadınız. Yani o çok bir dikkat çekici bir odaydı. Dil sizin de oldu, papağan da oldu. Bu bir şeyden, bu kitapla ilgili soracaktım, unuttum. Şimdi tekrar söyleyeyim. Filmi evet konuşacağız da bu kitabı hazırlama fikri nereden çıktı, nasıl oluştu? Bu fikir aslında filmin bu sosyal medya ayağında ya da yayılması sürecinde çok yardımcı olan bir arkadaşım var, Mevlüt isminde. Onunla beraber hani böyle bir yani aslında belki ilk etapta onun teşvikleri de olabilir. Yani bu filmin bir şekilde bir kitaplaşması mümkün mü, iyi olur mu diye. Bu düşüncelerle beraber işte Cemal Hoca'yla da Cemal Şakar'la da istişare ettik. Sağ olsun o arada da işte Ahmet Faruk Bey'le yani Albaraka yayınlarıyla bir irtibata geçtik. Aslında böyle tahmin ettiğimizden hem çok hızlı hem de çok böyle suhuletli bir süreçte kitap ortaya çıkmış oldu. Hem Cemal Hoca'nın gerçekten bence iyi bir kurgusuyla hem de Ahmet Faruk Bey'in son derece kitabı iyi hazırlama konusundaki gayretiyle Mevlüt'ün de başlardaki o gerçekten iyi enerjisiyle diyelim böyle bir kitap ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu ben biraz aldığım notları sırasıyla soruyorum, biraz karışık gelebilir. İzleyicilerimizden özür dileyim, şey yapmamak için, karıştırmak, unutmamak için teker teker soruyorum. Bu
Filmdeki karakterler de çok mühim. Mekanı anlattınız. Karakterlerin sanki her biri bir başka kitaptan çıkmış gelmiş gibi hissettim. Ben hissetmiştim film seyrederken. Bunu nasıl tasarlıyorsunuz? Ya tabii oyun, yani karakterlerin aslında temel... Yani etkilendiniz mi başka çıktığı... şeylerden? Yok aslında şöyle... Özgün ama yani şöyle diyelim. Mesela biz bunu Selman'la beraber yazdık senaryoyu. Selman Kılıç Aslan'la beraber. Yani mesela Eşref Efendi için bizim rastladığımız kafamızda birisi vardı yaşayan. Yani hattat değildi ama... yani söylememizde beis de yok. Çünkü benim bir önceki filmimde de yer aldığı için. Mesela Miraciye'deki Safiyettin Erhan Efendi'yi... Biz mesela niyeyse Eşref karakterini düşünürken hep onu... hayal ettik. Yani onun bazı özelliklerini düşündük. Yani zemin olarak onu aldınız. Evet. Ve onun üzerine hattatlık giydirdiniz. Evet. Onun üzerinden farklı bir kurgu tabii sonuçta çıkardık ama bize sonuçta Safiyettin Efendi ile tanışıklığımız bize bir yol açmış oldu. İlham vermiş oldu. Çünkü Eşref karakteri nihayetinde güçlü bir hafızaya sahip ama bugün de aslında bir eylem içerisinde bir karakter. Yani biz öyle düşündük. Ama tabii filme göre ona bazı özel başka hususiyetler de eklemeye çalıştık. Ama sonuçta çıkış noktası bu oluyor. Hattat karakteri dediğimizde onun aslında Selman'la da benimle de çok yakın bir ilgisi var. Çünkü bizim de durumumuz çok benzer bir durum. Niye? İşte bizim de geçmişimizle bir bağımız olduğuna inanıyoruz. Ama o bağın bugün nasıl bir bize yansıdığını veya nasıl tezahür ettiğini tam kestiremiyoruz bazen diyelim. Yani bazen çok net olsak da aslında o kadar da net olmadığımızı, net olamadığımızı görüyoruz diyelim. Hanım yani Bayan Hanım Hattat karakteri içinde aslında o da hali hazırda benim iki sene meşk ettim ben film için. Orada Cavide Pala hocamız vardı meşki beraber yaptığımız. Cavide Hoca'ya çok benzeyen bir karakter aslında o. Yani Cavide Hoca da tıpkı filmdeki Selma gibi gerçekten belirli bir yani idealleri için gerçekten bir bedel ödemiş. Ama tabii ki o bedeli öderken yalnız kalmışlığından kaynaklı yani zorluklar yaşayan bir karakter. Yani esinlendik, tamamen aynısı demiyorum tabii ki. Eşref ise... Tahir ise o zaten bence filmin gizli anlam dünyası ve gizli kahramanı. O artık belki bizim şimdiye kadar derin Selman'la film. Beraber evet biriktirdiklerimizin neticesi olabilir. Yani değil mi? Bu anlattıklarınızdan film karakterleri biraz senaristler, senaryo yazanlar geçmişleriyle siz biraz yakından ilgili olduğunu görüyorum. Hı hı. Yani tabii ki ben çok doğru söylüyorsunuz. Yani yaşadığımız tecrübe dünyasının aslında gerçek kahramanları var ve o kahramanlar aslında bize tesir ediyor. Yani bazen ona işaret edebiliyoruz, bazen edemiyoruz. Hani ben şu an işaret edebildim ama bazen edemeyebiliriz. Ama günün sonunda bu iş senaryo masasında belirlenmiş oluyor. Ve sinemanın imkanları da var. Film olup her karakter, her özelliği de yani filme katkısını düşünerek de bazılarını ayıklamak zorunda da kalıyorsunuz, bazı değiştiriyorsunuz. Hı. İsimler de çok özenle seçilmiş gibi. Eşref, Tahir, Sami, Selma. Yani bunlar baktığınızda rastgele seçilmiş isim gibi durmuyor. Hı hı. Bir senarist için veya bir yönetmen için film oyuncuların isimleri her zaman önemli midir? Siz bu filmdeki bu isimleri özellikle mi seçtiniz? Yani çok genel anlamda şunu söyleyebilirim. Muhtemelen her film içinde böyledir bu. İsimler, yani oyuncuların isimleri genel itibariyle bilinçli seçilir ve filmin anlam dünyasıyla da ilişki kurularak tespit edilir. Ve buna dikkat edilir aslında. Peki bu senaryo yazma aşamasında ne zaman belirlersiniz? Kafanız önce isimleri mi bulursunuz? Yoksa karakteri bulduktan sonra o karakteri tarif edebilecek veya taşıyabilecek güzel ismi seçmeye mi çalışırsınız? İkisi de oluyor aslında. Çünkü bazen
Direkt isim akla geliyor ve bu artık tamam. Yani bu isim oldu ve böyle gidelim. Ama bazen de isim belli olmuyor. Mesela diyelim ki başka bir isim veriyoruz. Ama sonradan hikaye geliştikçe ona daha başka bir doğru isim onun üzerine oturuyor. Yani aslında ikisi de farklı şekillerde gerçekleşmiş oluyor. Peki bu dilsizde isimleri nasıl belirlediniz? Dilsizde isimleri, tabii Selma'nın burada çok büyük katkısı mı oldu? Katkısı var tabii ki. Yani aslında fikir olarak isimlerin doğuşu Selman'la ilgili. Çünkü mesela diyelim ki ben Selman'a zihnimdeki Eşref karakterini, yani adını koymadan anlattığımda hani Selman hem onun içinde bulunduğu tezatı hem de işte onun var olan mevcut durumunu aktarabilmek adına işte Eşref, yani şeref üzerinden bir tanımlamanın doğru olacağını tespit edebiliyor. Yani bu da bence ayrı bir meziyet. Yani Selman isim konusunda başarılı yani bu arada. Diğer karakterler de aslında benzer şekilde, sadece aslında başından beri belli olan isim Çırağan ismiydi. Yani Sami ismi. Onu da Sami Efendi'ye biraz atıfla, yani Hattat Sami çok meşhur. Çünkü Celi Sülüs'ün en büyük üstadı kabul ediliyor 19. yüzyılda ve gerçekten inanılmaz bir sanatkar. Yani okuyabildiğim, görebildiğim, tanıyabildiğim kadarıyla söylüyorum. Biz onu baştan, yani o belki de belli olan tek isim oydu diyelim. Yani senaryoyu yazarken ya da düşünürken. Ama diğer isimler yavaş yavaş karakter dünyaları ortaya çıktıkça Selma'nın çok güzel hamleleriyle beraber tespit edilmiş oldu. Tahir de çok tertemiz anlamında. Zaten saflık temsil ediyor. Biraz meczup olmasıyla Tahir olması arasındaki ilişki de dediğiniz gibi gerçekten o filmde anlamlı oturmuş. Yine az önce bir cevap verirken bir şey söylediniz. 2 yıl kadar hat meşk ettim dediniz. Sırf bu filmi çekebilmek için mi o 2 yıl boyunca hat meşk ettiniz? Evet. Yani bir hattatın hayatını filme çekeceğim, o zaman bir hattı öğreneyim deyip 2 yıl boyunca. Aslında şöyle oldu, yani böyle bir şeye niyet etmedim ilk etapta. Ama senaryoyu yazamadık biz. Yani senaryo ortaya çıkmadı. Yani benim kafamda çok ciddi sorular ortaya çıktı ama sorulara cevap veremiyorum. Veremediğim için de senaryo aşamasında zorluklar yaşıyoruz. İlerlemiyor bir türlü. İlerlemiyor. Ya yani tıkanmıştı iş bir noktada. Ve bu sefer bende şöyle bir şey oldu. İşte Cavit Hoca'ya gittim, dedim ki hocam, yani yanlış anlamazsınız, ben birebir bir hat talebesi gibi hattat olacağım niyetiyle değil ama filmi daha iyi anlayabilmek için, filmin dünyasına daha iyi girebilmek için. Ama gerçekten de bir hattat çırağı gibi, yani hiçbir yükümlülükten kaçmadan, yani nasılsa öyle hat meşk etmeye istiyorum dedim. Ve takriben de 2 sene kadar meşk ettik. Yani Rabbi Esir'i geçtim. Yani hani kalemim aslında hani bazı harfleri de bayağı ilerletmiştim. Belki ilerletebilirdim ama sonrasında kısmet olmadı. Dolayısıyla birazcık kader böyle bir yola çıkardı ama sonra bir senaryoyu tahmin ettiğimden çok daha seri ve süratli yazmaya başladık. Çünkü bir özgüven de gelmiş oldu. Tanıdığınız. Ve dünyayı biraz daha tanıdık. O kalem cızırtılarını duymak çünkü biraz başka bir şey. Yani gözlem yaparken duymak başka bir şey. İçinde olunca başka bir şey. Bir de her meşkte, haftada bir meşke gidiyordum ben Cavit Hoca'yla. Ve her meşkte Cavit Hoca'yla hat dünya, hat sanatının çok değişik derinliklerini ve inceliklerini konuşuyorum. Hat kültürü de aldınız o arada demek. Tabii ki, evet. Kesinlikle. Ve aldığınız her dersten sonra senaryoya bir tuğla oldu onlar. Bence öyle oldu. Çünkü bunlara belki hemen çok somut gözükmüyor ama sonuçta o biriktirilen şeyleri ben günün sonunda Selman'la yazarken bunları hepsini masaya yığmış oldum. Tabii özümsüyorsunuz. Özümseyince buradan özü çıkmaya başlıyor. Evet. Yani o doğrudan oradan aldığınız bilgi aktarmak, bir kitaptan bir cümleyi alıp yazmak gibi değil de onu almak, dinlemek, hazmetmek, hazmettikten sonra sindirmek ve o zihninden sonra çıkması öncekine göre çok daha farklı oluyor. Bu hakikaten bu kitapta yazmış, söylemişsiniz. Oradan duyunca şaşırdım. Yani böyle bir film çekmek için 2 yıl boyunca bunu adet, yani bu kolay bir şey değil. Yani senaryo yazmak ve film çekmek öyle aklıma geldi, oturayım bir gece sabaha kadar oturduğum yerde yazarım diye düşünenler için bence çok ciddiye alınması
gereken bir husus. Onu söylemiş olayım. Ben bu filmde sizin sinemada yapmaya çalıştığınız şeyi anladığımı düşünüyorum birazcık. Hazır sizi bulmuşken de bunu test edeyim. Yani anlayıp anlamadığımı lütfen siz de söyleyin veya eksik anladığım taraflar varsa. Sanki Sami'nin kurtuluşu, hani babaannesinin vefatı üzerine kendisine bırakmış olduğu sandık var ya, o sandıkta burada Murat Pay'ın yapmaya çalıştığı şey de bizim gelecekte, bizim çünkü için bir şu anda biz kişilik ve şahsiyet bunalımı yaşıyoruz. Ne olduğumuz konusunda ciddi sorunlarımız var ve kendimizi tarif edemiyoruz. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Geçmişimizi bilmiyoruz. Gelecek karanlık, öbürü değiliz. Buna benzer birçok sorunla karşı karşıyayız. Ve siz sanki burada bize bir öneride bulunuyorsunuz veya bir kurtuluş için bir reçete, bir çare gösteriyorsunuz. Babaannemizin sandığında saklı. Yani babaannelerimizin sandıklarında saklı olanlar şey bizi kurtarabilir. Tek başına tabii ki o olmayacak. Bir de çağın gerekleri, şunları bunları var denilebilir. O tarafları ihmal ediyorsunuz anlamına söylemiyorum. Ama muhtaç olduğumuz kudret, hani damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğu gibi ihtiyacımız olan o bilgi, kültür de babaannelerimizin sandıklarında saklı. Bu sandığın içinde ne var? Filmde tabii çıkanlar bir hat vesaire, bir parçası dedesinden kalan bir hat belki, ama onun dışında işte bizim babalarımızın musiki, mimari, güzel sanatlar, hat, tesip, minyatür, buna dair geleneksel sanatlarımız, adabımız, kültürümüz gibi şeyler var o sandığın içinde. Ve siz o sandığı, kapalı olan sandığı açıp sinema dediğiyle bize göstermeye çalışıyorsunuz gibi bir izlenim edindim. Ne kadar doğru benim bu edindiğim izlenim? Ya bence doğru tespitleriniz. Bu hatta hani kitapta Hüseyin Etil'in yazısında bir tespit var. Bu arada Hüseyin Etil'in yazısını çok beğendim. Evet, ben farkında olmadığım bir tespit mesela. Tanımıyordum. Tebrik ederim o yazı için. Bu arada yazı gelmişken özellikle söyleyeyim. Eyvallah. Yani ben mesela hani öyle tabii biz yaptığımız, ya insan bir şey yaparken böyle çok fazla düşünerek gitmiyor. Ama sonradan geri dönük baktığımda evet, yani biz babalar ve oğulların kavgasından ziyade aslında, yani benim izleyimi öyle olmuş. Yani babalar ve oğullar genelde kavgalı olur, çatışır ve genelde bu modern edebiyatta da çok temel bir izlek. Ama benim yapmaya çalıştığım şeylerde niyeyse dedeler ve torunların uzlaşması hep böyle referans verilmiş. Bu da farklı bir ifade oldu. Evet. Doğru bence. Yani hani dedeler, babaanneler ve torunlar. Bu tabii belki de bizim coğrafyaya özgü bir mesele olabilir. Onu bilemiyorum ama günün sonunda benim yaşadığım aslında belki de anlam dünyası olarak irtibata geçerken kolaylık duyduğum insanlar genelde yaşlı insanlar olmuştur. Dinlemeyi seven bir insanım netice itibariyle. Tabii bu hani modern hayatın bize getirmiş olduğu bazı şeylerle de ilgili. Yani yaşlı kuşak aslında daha geride benim hafızamın derinliklerine yatan o anlam, değer, duygu dünyasıyla biraz yakın bağ kurduğundan belki de o sıcaklığı hissediyorum, bilmiyorum. Muhtemelen ben babalarıma göre, yani babama, anneme göre muhtemelen o geçmişe göre birazcık daha uzak zaten doğduğum için belki de o mesafe beni o sıcaklığa daha çok yaklaştırmak istiyor. O da olabilir. Ama dedikleriniz büyük oranda doğru. Yani sanki öyle bir durum var. Yani ben bunu bir kesin çözüm olarak da aslında sunmuyorum ama. Tabii bu da istifade edilebilir, kullanmamız gereken bir araç olarak bir düşünmemiz lazım. Ve bir taraf eksikliğini hissettiğimiz dünyamızın bir tarafını dolduracak anlam dünyası olarak görüyorum zaten. Tek başına ben de onun kurtuluşumuz, onu olduğumuz zaman her şey kurtulacak iddiasından daha ziyade ihtiyacımız olan birçok şeyin yani göz ardı edilmemesi gereken bir şey aslında. Evet. Dediğiniz biraz şimdi ben öyle anlamış oldum. Bu daha sanki doğru. Göz ardı ettiğimizde bu sefer bir şeyler aslında eksik oluyor. Tabii dedelerini unutan, babaannelerin dedelerini unutan çocuklar, olmayan çocukların geleceği de çok sıkıntılı. Yani günlük bunu biraz tabii hem metaforik bir ifade olarak değerlendirebilirsiniz. Birebir dede, babaanne, anneanne görmeden büyüyen çocukların his ile
dede, anneanne, bebe, babaanne sevgisi ve ilgisiyle büyüyen çocuklar arasındaki farktan da aslında bu müşahede edilebilir. Bunu biraz daha zenginleştiririz. Peki bu geleneksel sanatlara karşı özel bir ilginiz olduğu anlaşılıyor. Miraciye, mevlid, işte okunma biçimi, mevlid hanlık, öbür miraciyenin kendi musiki bestesi, işte hat. Siz bunu hangisi hangisini götürdü? Sizin bu geleneksel olan ilginiz mi bunu gelenekseli aktarmaya götürdü? Yoksa ben ne yapabilirim sorusunun cevabını aramak için mi geleneksel sanatlara gittiniz? Şöyle diyebilirim. Aslında bunun hikayesi temelde belki aşağı yukarı bir 10 sene öncesine gidiyor. Çünkü film yapmayı çok ciddi bir şekilde kafama koyduğum zamanlarda bu inancım, azmim, hatta bazen olumsuz bir boyuta taşıyacak şekilde hırsım sinemaya dair vardı. Ama bunu nasıl yapacağımla alakalı kafamda çok büyük sorular olduğunu fark ettim. Ve bunu yaptığım şeylerde de daha çok tecrübe ettim. Bunun üzerine Karagöz ve sinema üzerine bir yüksek lisans tezi çalışması yaptım. Yani aslında benim gelenekle ilk ciddi teşhiki mesaim yüksek lisans döneminde oldu. Çünkü orada hem mimari, hem musiki, hem hat, hem de işte Karagöz üzerine yani hatırı sayılır bir, en azından bir malumata erişmiş oldum. İnsanlarla tanışma fırsatım oldu. Dolayısıyla oradaki soruların cevaplarına dair bazı şeyleri oralardan devşirebileceğimi kanaat getirdim. Yani bu bende güçlü bir şekilde doğdu. Ama bunun da bir nasılı varmış. Yani onu da sonradan öğreniyorum. Çünkü direkt diyelim ki bir gelenekteki bir formu alıp filmin içerisine koyduğumda o da olmuyor. Çünkü çok mekanik bir yapı ortaya çıkıyor. Soğuk oluyor. Sahici olmuyor. Samimiyet çıkmıyor. Bu sefer bunun nasılını da öğrenmek için bizzat işte yer yer bu işin içerisine girmeye karar verdim. İşte mesela mevlid meşki sürecinde benim kulağım çok aslında gelişmiş değildi Türk müziğine karşı ama sonuçta filmin sonunda iyi bir mevlidi ayırt edecek bir kulak zevkine eriştim diyebilirim. Veyahut işte Miraciye'yi belki başlarda hiç dinleyemiyorken şu an büyük bir zevkle hakikaten hoşuma giderek dinleyebiliyorum. Zor dönem Miraciye'yi dinlemek hem uzun evet, yani evet. Bir saat kadar sürüyor. Yani aslında orijinalin iki saate aşkın bir icra. Hatta Miraciye'de şöyle bir detayı da söyleyebilirim. Ben ilk iz dinlediğimde çok sıkıldığımı hatırlıyorum ve bu bende şöyle bir duygu oluşturdu. Hem çok sevdiğimi düşünüyorum. Nahi Osman dedi, yani atam, kültürüm, hafızam. Ama bir yandan da dinliyorum fakat böyle sanki hitap etmiyor gibi bir hissiyat. Bunu aşabilmek için de aslında uzun bir müddet geceleri hep Miraciye'yi açarak yattım. Şakir Çetiner Efendi'nin Miraciye kaydı. Sağ olsun o bu bence mirasın en büyük son temsilcilerinden birisiydi. Ve bir sıcaklık olduğunu düşündüm sonradan. O Miraciye yine bu Kadri Tophane'deki Kadri Hane'de her Miraç kandilinden sonraki salı galiba yine okunmaya devam ediyor. Evet tekrardan başladı o gelenek. Aslında ona da çok sevindik. Hatta şöyle diyeyim ben size. Geçenlerde yani bu Miraciye'nin tabii mimarı Safiyettin Efendi bence. Yani belgeselin mimarı bence o sayılır. Ayasofya'da bu Miraciye'nin klasik tavırdaki icrasının gerçekleşmesi de aslında bizim o filmde birçok meselelerimizin aslında ya gerçekten çünkü insan ilk başta yani yapılan şeyler ya acaba bu gelenek bitiyor mu, gidiyor mu, kayıp mı oluyor? Yani bir şeyler oluyor mu derken ama öyle bir şey ki öyle bir güçlü bir şey ki hem bir film yaptırıyor hem sonradan tekrardan ortaya çıkıyor hem de bir Ayasofya'da tekrardan yepyeni bir şekilde icrası ortaya çıkıyor. Umutlu da oluyor insan bunları görünce. Ben şaşırdığım bir nokta da şu oldu. Siz yüksek lisansta Karagöz'ü çalıştınız. Hem Karagöz'ü de bayağı bir yani hem edebiyat, musiki, tasavvuf kısmı da vardı hatırladığım kadarıyla. Ben sizden Karagöz'le ilgili bir film bekler idim. Ama hiç o taraflara değinmediniz. Evet. Yani bu Karagöz sizi yeterince etkilemedi mi? Yoksa onun zamanına biraz daha var mı? Evet onu hani hakikaten ben de bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Genelde filmlerin temalarının
benimle yani karşılaşmam birazcık yani kader itibariyle karşılaşmam oldu. Ezel Akay'ın Hacivat Karagöz'ün Neden Öldürdü diye bir filmi var. o filmi tartışıldı biraz. Aslında bir filmde senden beklemek sanırım çok haksızlık yok, olmayacak. Belki de bir başlangıç olmuş olur. Çünkü evet. Mevlid, işte bir kelepirde rastladığımız bir Mevlid kitabıyla Mevlid filmine başladık. Miraci'ye işte birisinin bu kadar büyük bir eser var, sen duyduğumu duymadım dediğim için utanma duygumdan dolayı başladık. Belki de Karagöz de böyle bir başlangıca vesile. Yani Karagöz bir, belki tarihi bir mekan da kullanılabilir. Bir şey gibi. Çünkü nihayetinde kuruluşundan da anlatılabilir. Veya özür dilerim. Günümüz ve de yani o senaryo artık size kalıyor. Çünkü çok derin, Karagöz sadece çocuklar için yazılmış bir oyun değil. O zaten hayal perdesi atölyesi. Yani atölyenizin adı bile hayal perdesi atölyesi. Yani Karagöz atölyesi deseniz de olurdu. Hayal perdesi. Çünkü deyince aklımıza ilk akla gelenlerden biri hayal perdesi Karagöz. Karagöz perdesi. Çünkü o da diyor ya, bu bir hayal perdesi diye başlıyor. Oradaki tasavvufi anlam ve insan olmaklık sizin yaptığınız sinema ile çok örtüştüğünü, yani şu dilsiz üzerindeki karakterlerin içine yüklediğiniz derin anlamları düşününce, onun da içinin çok zengin bir anlam dünyası olmasından dolayı güzel bir film çıkartabileceğinizi düşünüyorum. İnşallah bu bu dileklerim, bu temennilerim doğa yerine geçer de birkaç sene sonra da sizin güzel bir Karagöz filmi, Karagöz oyununu bize tam gerçekliğiyle, tüm yönleriyle aktaran, gösteren ve bizi yine bu filmde olduğu gibi alıp ötelere götüren bir film çekmek size nasip olur diye dua edelim bari. Eyvallah, inşallah. İnşallah. Bu tabii yine bu filmde sizin son sahne de çok, ben çok etkilendim. Benim Şeyh Galip bin Fahri Olmam diye başlayan o meşhur şiiri. Hatta bu Abdülhamit de dizisinde de okuyor idi. Oradan da bir şöhreti vardı. Tabii bu Şeyh Galip'e saygı kantatı. Bu yani klasik şiirimizin modern musiki ile yeniden yorumlanışı idi. Çok güzel aslında, biraz da sizin yaptığınız da şey de bu. Yani gelenekseli modern bir şekilde aktarıyorsunuz. Sinema modern bir araç olduğunu düşündüğümüz zaman. Böyle bir ilgi gördüm. Bir de ben filmin müziği ile bir müzik bir filme bu kadar mı yakışır? Veya bu kadar mı oturur? Bunu nereden çıkarttın diyeceksiniz. Ben sinema salonunda seyrettim bu dilsiz filmi. Biliyorsunuz bütün sinema seyircilerinin yaptığı gibi jenerik dönmeye başlayınca salon boşalır. Yani film bittiğinde son, artık o jenerikte en son kimin adı yazılıyorsa o yazıldığında sinemada kimse kalmamış olur. Yani bu bütün filmlerde gördüğüm şey. Ama değil sizde. O son isim yazılana kadar, daha doğrusu müzik bitene kadar kimse kalkmadı. Nasıl bir oturmuş, nasıl bir uyumuş ve nasıl bir hazırlanmışsa, bunu bilerek mi yaptınız bilmiyorum. Ama bilerek de yapsanız, bilmeyerek de yapsanız çok hoş bir oturum, temavuk olmuş. Tam böyle isteyen mutabakat diyorlar, örtüşmüş. Birbirini tamamlamış. Çok başarılı bir film sonu olmuş. Eyvallah. Böyle çok az, fazla film yok maalesef. Filmin sonunu bu kadar çok etkilendi. Hala anlatırken bile filme gittim. Ve bunu bende ne hissi uyandırdı onu da söyleyeyim. Ben de sanki film hiç bitmiyormuş gibi hissi uyandırdı. Çok garip. Film biter ve bittiğini bilirsin ve çeker gidersin. O müzik bizi filmin içindekilere bağladı ve filmin hala devam ettiğini hissettirdi bize. Bir sonsuzluk, bir süreklilik hali verdi. Belki ben abartmış olabilir miyim diye düşünenler olabilir. Filmi seyredenler, o son sahnesini seyredenler, ben bunu söylediklerimle neyi kastettiğimi daha iyi anlayacaklardır ve bana hak vereceklerdir. Size bu konuda herhangi bir benim bu söylediklerime benzer düşüncelerini aktaran veya aksini söyleyen oldu mu? Yok, benzer çok duydum. Aksini duymadım.
Yani şimdi ben de artık seyirciyim zaten, artık dilsize karşı. Bende de benzer bir şey uyandırıyor açıkçası. Yani şu tespitiniz doğru, yani film aslında bitmiyor. Yani devam ediyor. Dolayısıyla yani o müzik de bunun taşıyıcısı olarak filmin içinde yer almış oluyor. Hem orada Yalçın Turan'ın kuvvetli bestesi, hem de tabii ki de Şeyh Galip'in çok güçlü beyitleri bunu bence tetiklemiş oluyor. Bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi siz bir filmi senaryo yazmak için 2 yıl hat kursuna gittiniz. Peki bu titizliğinizi, bu arayışınızı oyuncu seçerken de gösterdiniz mi? Sorusunun cevabını biliyorum. Göstermişsiniz ki böyle başarılı bir oyuncu kadrosu çıkmış. Bunu nasıl hallettiniz? Nasıl aradınız? Oyuncu süreci yani tabii yani bence çok özel bir süreç bu. Ama bizim tarzdaki tema fik yani bu tip temalar için bence birazcık daha zorlu bir iş. Çünkü şimdi diyelim ki çok temel insani bazı duyguları oynattığımız tarihsel de değilse eğer, yani günümüzde geçen bir hikaye ise, oyuncu seçimlerinizde seçenekleriniz çok daha fazla oluyor. Ama bu tarzda konularda birazcık zorlanıyoruz. Mesela ben Eşref Efendi, Eşref için çok oyuncuyla görüştüm. Bazıları çok, bazıları istediğim bazı oyuncularla görüşemedim, kabul etmediler filmin içeriğinden sebep. Ama şunu gördüm ben, oyuncu olarak çok iyi jest ve mimikler karşımda olmakla beraber o işin haleti ruhiyesini taşımıyorlar. Yani klasik bir görüntüm evet, oluşmasına yani aynı şeyi diyordunuz. Onun bir ruh dünya yani halini diyelim, ben ona hal diyorum. O hal onunla bir hare oluşturuyor oyuncuna. Bu sefer aslında şöyle bir yönteme gitmeyi tercih ettim mesela. Dedim ki o zaman bu hali, hareyi taşıyan birisi olsun. Ben ona biraz oyunculuk öğreteyim madem. Yani Mim Kemal Hoca'yla tanıştığımız ya da yollarımızın kesişmesi bu şekilde oldu. Hocanın ilk filmi miydi sen? Tabii evet, ilk defa böyle bir filmin içerisinde. Şimdi hocamız artık o da oyuncu oldu dizilerden. Evet, dizilerde çıkıyor. Evet. Bayağı bir evet. O dolayısıyla orada yani asıl Eşref'te çok zorlanmıştık. Tahir'de ise Emin abi zaten Emin abiyle hem fikir ve hem duygu olarak çok böyle ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. Orada kolay anlaştık onunla yani. Çok iyi oynuyor. Ve evet ben oyun kalitesinin yüksek olduğunu düşünüyorum Emin abinin genel itibariyle de. Ozan bizim en son görüştüğümüz oyuncu adaylarından bir tanesiydi. Yani orada da hep şuna ben dikkat ettim. Yani şöyle bir daha doğrusu şöyle bir şey seçmeye çalıştım günün sonunda. Dedim ki en azından bizim yazmış olduğumuz karaktere uygun bir özgeçmişe birazcık da olsa sahip olsun. Yani geçmişinde babasına, baban yani dedelerine karşı bir hürmeti ve yakınlığı var ama hali hazırda o artık biraz uzak olmuş, uzaklaşmış. Ozan'ın da biraz benzer bir hikayesi vardı. Yani dolayısıyla orada da öyle bir örtüşme yakalamış olduk. Vildan Hanım? Vildan Hanım'da da şöyle oldu. Onun kendi o dönemki arayışıyla filmin senaryosunun örtüştüğündeki hikayedeki kahramanın arayışı örtüşmüş oldu. Yani Vildan Hanım'ın o dönemde işte hatla uğraşmayı düşünmesi yani bir kendisinin tabii ifadeleri bunlar biraz. Yani bu örtüşmeler aslında böyle biraz organik bir oyuncu seçimi ortaya çıkarmış oldu. Bir filmde izleyiciyi saran bir ruh var. Böyle içine filmin içine giriyoruz ve kayboluyoruz. Ben bunu düşün. Acaba bu neden bizi bu kadar çok kendisine çekti? İhtiyacımız olan, özlediğimiz bir şey mi gördük? Hani uzun yoksa hattın büyüsü ve kendine has olan özelliği mi bizi böyle filme çekti? Oyuncuların başarısı mı? Yoksa filmin çekildiği mekanlar mı? Böyle düşündüğümüz zaman yani evet başka filmlerde de var. Çok güzel başarılı oyunlar var. Başka filmlerde de çok güzel mekanlar var. Başka hatlarda da veya buna benzer şeyler çekilen. Filmde benim tarif edemediğim bir ruh. O insanlar böyle bir araya gelince ortaya bir ruh çıkmış. Bir hal ortaya çıkmış.
O hali nasıl oldu bilmiyorum tabii. Yani tarif edemiyorum. Yani bunun rasyonel bir açıklaması var mıdır onu da bilmiyorum. Ben bir izleyici olarak baktığımda gördüğüm bu hali ben hissediyor da olabilirim. Yani bana öyle gelmiş de olabilir. Bunu da çünkü nihayetinde ben bir izleyiciyim ve edindiğim izlenimler doğrultusunda size bu soruyu yöneltiyorum. Yani hiç öyle bir şey yok. Sana öyle gelmiş de diyebilirsiniz. Yani ben filmde üzerime böyle bir hal de sindi benim. Filmin içinde böyle bir, herkesin bir araya getirerek oluşturmuş olduğu bir ruh vardı. Ve o ruh da benim filmin içinde kaybolmama, filmin içine girmeme ve filmin içinde yani daha doğrusu beni zamandan yaşamış olduğum zamandan alıp hani bazen filmlerde oluyor ya böyle yarılıyor, geçiyorsun, zamansızlıkla duruyorsun, sonra tekrar zamana geliyorsun. Sanki filmi seyrettiğim o 2 saat, 1,5 saat işte süresine kadar hatırlamıyorum. O süre neyse ben yaşamış olduğum o günün meşgalelerden, işte koşuşturmalarından çıktım. Oraya bir bambaşka bir aleme geçtim. Orada kaldım. Sonra tekrar yıkandım adeta o hal ile. Bambaşka bir insan, bütün o gerginliklerim, streslerim çıktı. Sonra tekrar günlük hayata girdiğim zaman böyle afyon içmiş gibi yürümeye başladım. Ya böyle bir filmin hali oldu benim üzerimde. Bunu nasıl başardınız? Yani veya bu filmin bu başarısının nereden geldiğini düşünüyorsunuz? Veya ben avartıyor muyum? O da olabilir değil mi ya? Rasyonel bir açıklaması yok bunun. Evet, bence rasyonel bir açıklamasını yapmak bence de mümkün değil ama yani burada birçok etken vardır diye düşünüyorum. Yani beni de aşan diye söyleyebilirim. Sonuçta aslında çok sinema dediğimiz şey birçok kolektif duygunun anlam dünyasının bir araya geldiği bir yer. Yani biz sadece orada işte hani bu duygu dünyalarını, anlam dünyasını olabildiğince samimi ortaya koymaya çalıştık. Yani onun dışındaki yani etkisine dair. Yani öyle bir şey oluşturduysa ne güzel, bence çok güzel inşallah. Ben de oluştu. Yani ben o hakikaten dediğim gibi böyle bir zamanın dışına çıkıp dinlendim ve bir de filmin özelliklerinden biri çok sembolik nesnelerin ve kavramların olması. İşte sandık mesela. Bunu çok ayna, havuz, veciz sözler. Bu filmde gördüklerimiz. Bu genel olarak Murat Pay sinemasında da dikkat ettiği bir özellik midir? Sembolik nesneler üzerinden anlamları aktarmaya çalışmak. Zannedersem biraz seviyorum herhalde böyle şeyleri. Yani netice itibariyle beslendiğim kaynaklarla çok alakalı onlar. Bu tip hikayeleri dinlemeyi de seviyorum, okumayı da seviyorum. Yani sembolik veya metaforları içeren hikayeleri. Aslında bahsettiğiniz gibi hani tasavvufun bu yapısı, dünyası da çok zengin bence. Ve o zengin dünyanın içerisine girdiğinizde yani sarhoş bile olabilirsiniz. Yani bu zenginlik karşısında. Edebiyat tarafında siz çok daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bize bırakılan bir miras yani diye ben öyle biraz addediyorum. Sadece işte çok fazla yani gerçekten de hani bir masada bir meze gibi değil de gerçekten onunla diyalog kurarak onlarla bir arada olmaya çalışıyorum. Yani eğer öyle bir sembolik şeylerle bir arada bir şey yapmak söz konusuysa ama onları anlamaya çalışarak, onlarla diyalog kurarak bir şeyler yapmak yani hoşuma gidiyor aslında herhalde. Öyle düşünüyorum. Şimdi biraz düşündüm. Yeni düşündüm açıkçası. Peki bu filmden sonra hiç eleştiri oldu mu? Böyle olumsuz eleştirilerden bahsediyorum. Beğenilmeyen tarafı oldu mu? Olumsuz eleştiri yani aslında az ama yine de oldu. Sizin hak verdiğiniz. Ya tabii benim de şimdi filme dönük baktığımda ya şu taraflarını şöyle yapmasaydım, şöyle olsaydı dediğim şeyler oluyor. Mesela? İşte ne bileyim mesela hala işte dediğim gibi filmin finalini başka türlü mü bitirebilirdim falan gibi şeyler. Böyle bazen geliyor ama sonra geri geliyorum. Ama bunun sonu yok yani o yüzden bunlara çok da takılmıyorum. Olan hali güzel işi. Evet. Dedikten sonra evet. Yani artık hani böyle zaten sonuçta şöyle oluyor. Yani bir filmi siz çektiğinizde
büyük oranda yapabileceğiniz kapasitenizin büyük kısmını yapmış oluyorsunuz. Yani sonraki değişiklikler %1 bile etkilemiyor bence. Yani o kadar bile etkilemez. Çünkü yani bu sizin kapasitenizle alakalı bir şeydir artık. Yani kapasitenizin yansıması neyse odur yani ortaya çıkan. Eleştiriler de oluyor tabii ki. Yani yani tabii çok bariz eleştiri. Yani mesela şey duymuştum. Hani bazı oyuncuların işte hani sanki böyle bu dünyada yaşamıyormuş gibi bir karakter özelliklerine sahip olduklarına dair birkaç şey duymuştum. Veya ne bileyim hani böyle çok filmin diline dair, görselliğine dair olumsuz şeyler duymadım. Hikayesini anlayamadığını söyleyenler de çok sık rastladım. Biraz yani, işte tam da bunun için bu tip filmleri yapmak gerekiyor sanki. Çünkü tanımadığı için oluyor. Peki sohbetimize bir aradan vermemiz gerekiyor. Aradan sonra inşallah devam edelim. Efendim Enderun Sohbetleri kısa bir aradan sonra Murat Pay ve Murat Pay sinemasını konuşmaya devam edelim. Efendim Enderun Sohbetleri'nde Murat Pay'la geleneksel kültürümüzü, sanatımızı sinema diliyle bugüne aktarma konusunu konuşuyoruz. İlk bölümde dilsizi konuştuk, hattı konuştuk. Bu bölümde de biraz diğer filmlerinizden kısa da olsa bahsetmek istiyorum. Müsaade ederseniz Maşuk'un Nefesi ile başlayalım. Maşuk'un Nefesi ismi Mevlid hikayesi, bir Mevlid'in söylenme, Mevlid Han olma hikayesi. İsmini, onun ismiyle başlayalım. Maşuk'un Nefesi nereden geliyor isim? Maşuk'un Nefesi'nin ismi Leyla Hanım'ın aslında bir önerisiydi. Leyla İpekçi'nin. Hı hı. Yani böyle bir arada derede kalmış, yani tam isim bulamamıştım açıkçası. Genelde aslında filmlerin isimleri çıkar. Yani diğerlerinde biraz öyle olmuştu ama Maşuk'un Nefesi'nde öyle olmamıştı. Yani ismi çıkmamıştı başlarda. Sonradan işte hoşuma gitti. Tamam deyince öyle kalmış oldu. Tabii o film 7 sene oldu. 2021-2014. Tam evet. 7 sene önceydi. İsterseniz bu filmin fragmanını bir izleyicilerimize hatırlatma kabiliğinden verelim. Sonra biraz da Maşuk'un Nefesi'ni sizden dinleyelim. Seyyid-i Kainat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Ara Salavat Mevlid meşk etmeyi istiyorum hocam. Mevlid meşk etmeyi istiyorsun. Allah adın zikredelim evvela, vacib oldur cümle işte her kula. Hocam ben Abdurrahman, Hadi Dormucu göndermiştim Mevlid Meşke için. Haftaya geleceğim. Birdir ol birliğine şek yokturur. Gerçi yanlış söyleyenler çokturur. Süleymaniye Camii'nin eski müezzini olduğunu söyledi tam böyle arkadaş. Ola kim rahmet kıla ol padişaha, ol kerim, ol rahim, ol ilah. Ben Mevlid'i çok seviyorum. Yani Mevlid dinlemeyi çok seviyorum. Ben de birkaç böyle çok sevdiğim Mustafa Başkan, Kani Karaca ve daha birçok Mevlitleri de var. Başka bir hal oluyor, başka bir zevk oluyor. Gençliğimde, öğrenciliğimde çok fazla anlayamazdım. Çok doğrusunu söylemek gerekirse çok da dinlemezdim. O yaşta demek ki bize anlatılanlar, öğretilenler Mevlit okuma, dinde yeri yok vesaire gibi şeyler var. Biz o konuları konuşmayacağız. Çünkü o başka bir alanın konusunu, onu ilahiyat çocuklarımız tartışsınlar. Biz kültür ve bize aktardığı duygu yönüyle konuşacağız. Bu Mevlid bambaşka bir şey tabii.
Sizin bu mevlid merakınız nereden, ilginiz nereden başladı? Neden böyle bir şey yapmayı düşündünüz? Ne vesile oldu? Evet, aslında bu ya tamam ya kaderin bir cilvesi bence. Bir gün eşimle beraber sokakta sahafta kelepir 1 liralık hatta hatırlıyorum fiyatında böyle 8-10 tane kitap almıştık bir sahaftan. Bu kitaplardan bir tanesi de bu eskiden böyle 1001 eser kabul edilen Mevlid'in bir baskısıydı. Sonra kitap muhtemelen bir uzun müddet belki birkaç sene rafta durdu. Daha sonra da bizim o zaman çocuğumuz vardı, büyüyordu. Eşim dedesinden duyduğu şekliyle yani dedesinin annesinden o duyuyor ama dedesinin yaptığı bir ritüeli hatırlıyor. O da şu işte Tokatlı eşim onlar köyde bir araya geldiklerinde dedesi anlatıcı birisi etrafında toplanıyorlar ve Mevlid metnini çok çiğ bir makamda ama faalatun faalatun faalun kalıbına. Allah adın zikredelim evvela. Cümle vacip oldu işte her kula. Bu şekilde miydi yani? Buna benzer bir şey mi? Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldu cümle işte her kula. Evet. Allah'a na 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 na. Hep bu tekrar ediyor. Bu şekilde. Evet. Ve bunu çocuğa yani küçük çocuğumuza okumaya başladı geceleri. Ve tabii bu inanılmaz çocukta bir tesir bıraktı. Her akşam mevlid duymadan uyumaz oldu. Yani öyle oldu. Tabii ben de ya yani benim de yattığım zamanlara denk geldi bu. Ben de mevlid metnini duymaya başladım ilk defa. Şimdi ben daha önce hani köyde büyüdüğüm için mevlid dinliyorduk. Yani bizim için köy eğlencesi olduğu için mevlid eğlenceli bir ortamdı ama tabii sözlerine hiçbir zaman vakıf olmamıştım. Onu fark ettim. Ve sözleri beni çok etkilemeye başladı. Yani bunu hep böyle dinleyince işte çocuk mesela hiçbir şey anlamıyor ama diyor ki mesela işte anne veladet oku, anne işte şunu oku. Yani hani bölümleri ayırt ediyor ritminden, kelimelerinden artık nasıl bir aşinalık oluyorsa. Bu sefer biz de düşündük yani Ayşe'yle beraber ya bu 600 yıl önce doğmuş bir metin. Tamam kültürümüze de musiki olarak da girmiş ama metnin gücü ne kadar yüksek ki biz bunu yani bize de tesir ediyor, çocuklarımıza da tesir ediyor. O zaman biraz insiyaki bir şekilde ya acaba biz hani böyle bir etki tesir bize kadar taşımışsa buna dair biz bir şey yapabilir miyiz? Yani bizim de elimizden gelen film işleri diye düşündük derken Marş'ın Nefesi çıkmış oldu. Mustafa Başkan'ı nereden buldunuz onca Mevlid Han arasında? Mustafa Hoca ile bizi Hadi Duran Hoca tanıştırdı aslında. Hadi Hoca çok kıymetli birisi bence gerçekten. Şimdi Ayasofya Cami müezzini. Müezzini kendisi evet. Ben yani Hadi Hoca'nın bu geleni yani müziğe, Türk müziğine sevdası beni de etkilemiştir açıkçası. Yani çok samimi bir bağlılığı olduğunu düşünüyorum. Düşünmüştüm. O zamanlarda öyle düşünmüştüm. Ve Mustafa Hoca ile yani Mustafa Hoca ile hatta tanışmamıza hem vesile oldu hem de Mustafa Hoca ikna eden kişi de Hadi Hoca oldu aslında. Yani Mustafa Hoca, Hadi Hoca bu işin içinde olursa biz de oluruz efendim dedi. Derken böyle bir karşılıklı bir arada böyle bir yola çıkmış olduk. Filmde de oynuyor galiba değil mi? Tabii evet evet. Hadi Hoca da. Hadi Hoca Miraciye'de de oynuyor. Yani aslında Mustafa Hoca ile Hadi Hoca Miraciye'de de rol alıyorlar. Evet. Mevlid'de görünmüyorlar sadece Miraciye'de galiba. Evet çok fazla değil. Yok görünüyorlar da Mevlid'deki gibi değil. Mevlid'de baş kahraman neredeyse. O yani hakikaten Süleymaniye Camii tabii müezzinlerinden Mustafa Başkan hocamız. O da başka bir okuyuşu var. O da güzel Mevlid Hanlar hakikaten o sesin o tizliği çıkması vesaire. Bambaşka bir şekilde okumuş. Evet. Yani İstanbul tavrı Mevlid okuyuşunun ender temsilcilerinden bir tanesi şu an herhalde. Çok mütevazı birisi. Belki böyle büyük sanatkarların hepsinde olduğu gibi. Öne çıkmayı hiçbir zaman isteyen birisi değil. Ve ben filmin ruhunda onun duygu, anlam dünyasının olduğunu düşünüyorum. Yani Mustafa Hoca aslında filmi böyle
inşa etti neredeyse. Yani o şekilde değil mi? Beni de çok etkilemiştir. Yani ben filmi çekerken böyle değişik bir duygu içerisinde oldum hep. Çünkü bir yandan böyle filmi çekiyoruz ama bir yandan da ben çok şeyler öğreniyorum. Çok böyle değişik şeylerle karşılaşıyorum. Sağ olsun o Mustafa Hoca'nın sayesindedir. Evet, hakikaten de bir de bir şey oldu. Yani bu özellikle İmam Hatip ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri için, hocalar için de bence güzel bir kaynak oldu. Yani bir mevlid okuma o süreçleri, buna benzer birçok şeyler var tabii internet ortamında izleniyor ama o derli toplu olması, mevlid öğrenme adabına dair bilgiler barındırması çok mühim. Evet. Yani normal YouTube kanalında bakıyorsun, mevlid nasıl okunur anlatıyor, görüyorsun. Hı hı. Ama orada meşk adabını da gösteriyorsun. O da eyvallah. Bence filmin güzel taraflarından biri de bu. Evet. Çok, ona dikkat etmişsiniz. Çok haklısınız. Hatta aslında filmin meşke dair, yani hoca ile talep arasındaki meşk süreci tahmin ettiğimizden çok düşüktür. Filmin süresine kıyasla. Ama daha çok bu adaba biz yönelmeye çalıştık. Çünkü meşk tabii ki çok önemli. Bunun inceliklerini göstermeye çalıştık. Ama o adaba vurgu yapmak daha anlamlı geldi. Mesela öğrencinin gelmesi, ilk yani gerçekten öğrenip öğrenmek istediğinden emin olmak için bugün hastayım, haftaya gel demesi. Meşhur bir anekdot biliyorsun. Evet. Orada kullanmışsın. Bu tip anekdotları kullanmayı da seviyorsunuz. Evet. Filmlerde. Bence güzel ve bunlar aslında canlı diri şeyler. Diri anekdotlar hala. Yani bugün de karşılığı tabii. Rahatlıkla var. Belki birazcık şekil değiştiriyor. Ama güzellik katıyor kesinlikle. Ne iş yapıyorsanız yapın, aşk olmuyorsa meşk olmuyor demişler. Aşk olmazsa meşk olmaz demiş eskiler. Aşk olup olmadığını öğrenmenin yolu aşk mı, heves mi? Bütün hikaye bu. Öğrenmeye çalıştığı, emin olmaya çalıştığı şeyde talibin hevesli mi yoksa aşk ile mi, hevesle mi, evet. Geçici bir hevesle mi gelip gelmediğinden emin olmak için oynanan böyle küçük oyunlar. Evet. Onları da aktarmışsınız. Evet. Peki bu şeyden sonra, Mevlid'den sonra bir yansıması nasıl oldu? Ya çok müspet bir rüzgar esti açıkçası. Hatta tahmin ettiğimizden daha fazla yani ilgi ve alaka gördü. Hatta şöyle diyebilirim, zamanla daha da insanlarda güzel duygular bırakmaya başladı. Hatta geçenlerde yani bir arkadaşlar rastlamış, göndermişlerdi. Yani çok hoşuma gitti. Mustafa Hoca'ya da bahsettim hemen telefon açıp. Mesela bir Kur'an yarışmalarından bir tanesinde yani bir hafız arkadaş mevlid öğrenme isteğinin bu filmi işte 8-10 defa, onlarca defa seyretmiş ve mevlid çalışmaya karar vermiş. Yani Türk müziğine ilgisinin buradan doğduğunu, buradan daha doğrusu coştuğunu ifade etmiş. Bence çok güzel bir şey. Bence bu da filmin başarısı de bence bu. Yani bu insanlarda merak uyandırmak, onları bu mevlid okumaya yöneltmek. Bir tarafıyla benim gibi musikiden hissesi olmayanlara o kültürü veriyorsun. Öbür taraftan da bu işi yapmak isteyenlerle de yolunu gösteriyorsunuz. O açıdan bence her iki kesim için de çok değerli ve çok anlamlı bulduğumu söyleyeyim. Bir de bizim geleneğimizde, geleneksel edebiyatımızda, edebiyat sadece edebiyatımızda değil, sanatımızda da işte tesip sanatı olsun, hat sanatı olsun, musiki olsun, ne işte meşgul oluyorsa olsun, bizim kültürümüzü Hazreti Peygamber sevgisi damgasını vurmuştur. Eyvallah. Yani Hazreti Peygamber ve sevgisini alın, Türk kültürünü yani dörtte üçü gitmiş diyebiliriz. Edebiyatımız gitmiş diyebiliriz. Çok yoğun hissettirmiş. Her şey onun üzerine inşa edilmiş ve çok bizi yönlendirici ve teşvik edici olmuş. Yani biz Hazreti Peygambersiz bir sanat, geleneksel sanat düşünülemez. Bu işte hafızsa mutlaka bir mevlid okumasını okuyacak, bilecek. Eğer hattatsa mutlaka işte peygamberimizin isminin değişik şekillerde mutlaka yazmış olacak. Musiki ile uğraşıyorsa peygamberimiz için yazmış bir şiir besteleyecek. Bir form işte artık hangi ne zaman olursa. Veya edebiyat şair ise peygamberimiz için mutlaka bir naat yazmış olacak, şiir yazmış olacak. Ve bunlar da bunları yazarken de sanatçılar
şunu gözetirler. Yani Ruzi Mahşer'de Hazreti Peygamber'in şefaatine nail olmaya, ona olan sevgisini, ona olan muhabbetini gösterecek, ısrar edecek, delil olarak sunacak bir belge gibi adeta yapmış olduğu o çalışmaları, şiirse, musiki neyse onu düşünürler. Ve bilmiyorum siz düşündünüz mü? Ben de sizin Hazreti Peygamber'de olan kısmını böyle bir tarafı da olduğunu diğer örneklerden yola çıkarak söylemiş olayım. Başından böyle bir şey düşündüğünüzü bilmiyorum tabii. Ama ben görünce de iyi dedim. Murat Pay da Hazreti Peygamber için bir hediye hazırlamış. Eyvallah. İnşallah öyledir. Yani o öyle olması ya tabii insanın canı gönülden arzu edeceği bir şey. Küçücük de olsa eğer öyle bir şey varsa bence ben bahtiyarlık vesilesi. Ya bu Mevlid'in kaderi galiba. Böyle annelerimiz, teyzeler böyle okunduğu için hep sözlerini siz ne zaman kızınızla okumaya başladığınız an sözlerine dikkat ettiniz ve farkına vardınız. Hakikaten Mevlid öyle anlamlı, öyle zengin bir metin ki sözlerine dikkatlice dinlendiğinde anlam oluyor ve bu millet asırlar boyunca Hazreti Peygamber sevgisi ve bağlı olarak kaldıysa bence Mevlid'in büyük katkısı var. Bu o açıdan da çok değerli ve anlamlı. Benim için önemli de biraz da buradan kaynaklanıyor. Bir de Miraciye vardı. Miraciye saklı miras. Onun ismi zaten saklı miras isminden de anlaşılacağı üzere pek bilinmeyen bir şey. Ben de çok Miraciye edebi metin olarak Miraciye'nin ne olduğunu bilirdim. Ama tekke kültüründe Miraciye okuma geleneğinde bilmezdim. O işte o film ile ben de öğrendim. Sen sadece sen kendini öğrenmiyorsun, bize de öğretmiş oldun. İsterseniz Miraciye'yi konuşalım ama önce onun da bir kısa fragmanını izleyelim. Arkadaşlarımız verirlerse Miraciye'nin fragmanını sonra üzerine konuşuruz. Bin sene var ki bir ses işittim. Ya Muhammed. Adın ne senin evladım? Raci. Elif gibi ol. Sema insanın miracını temsil eder. Yükselişini. Ne kayboldu kızım? Annem. Bulamaz. Çok zor. Hem bulunsa ne olacak? Aramın anlamı kayboldu. Nasuhi Efendi o gece Nahi Osman dededen Mevlid gibi okunmak üzere bir miraciye yazıp bestelemesini ister. Her sene sadece bir gece kıraat olunmasını heyecan ve arzuyla beklerdik. Sütü seçmiş, ilmi tercih etmişti. Al bakalım Raci. Oyunun tadı kaçtı. Evet, yani bu da kısa da olsa film hakkında bilgi veriyor. Bu saklı miras, miraciye ismiyle başlayalım. Bu isim öyküsü nasıl oldu? Bunu kim buldu? Aslında biz ilk başta, ilk etapta hani miraciye bir bahirin de peşinde koştuğumuz için kayıp bir bahir. Miraciye kayıp miras şeklinde bir isim başlığı düşünmüştük. Fakat sonradan filmin mimarlarından bence birisi işte Safiyettin Erhan Efendi ile sık sık istişare halindeyiz bu süreç içerisinde. Yani kendisi şöyle bir ifade bize aktardı. Kayıp olan nedir dedi. Yani kaybolan bir şey olmaz dedi. Anca vardır, sırlanmıştır. Dolayısıyla kayıp ifadesi çok doğru olmaz dedi bu film için. O yüzden biz de en azından var olduğunu yani tamamen kaybolduğuna dönük ihtimali ortadan kaldırarak saklı kelimesini tercih etmiş olduk. Yani miraciye saklı miras dedik.
Evet, yani hakikaten çok hikmetli bir uyarı olmuş. Gerçekten şimdi siz anlatınca da çok anlamlı bir isimlendirme olmuş. İyi ki söylemiş. Eyvallah. Sırlı miras, saklı miras. Bence kayıp mirastan hakikaten daha şey oturmuş. Bir şey dikkatimi çekti. Mesela burada Raci, değil mi? Bir arayış içinde, evet, olan. Maşuk'un nefesinde Abdurrahman. Hatta da Sami. Hep bir çırak var, hep bir arayış içinde olan var. Böyle geleneğin peşine koşan Raci, Abdurrahman, Sami mi yoksa Murat Pay mı? Yani bir de bunu özel olarak bütün kurgularda bir tekrar düşme korkusu sizi, mesela burada herhangi bir böyle bir tekrar düştüm diye bir endişeye kapılıyor musunuz? Yok, hiç kapılmadım açıkçası. Çünkü her seferinde bir öğrenci var ve bir şey peşine koşuyor da. Evet, yok, doğru söylüyorsunuz. Yani bunu söyleyenler de yani hani yaparken, başlarken böyle acaba böyle bir durum var mı yok mu diye hep söyleyenler oldu. Ama şöyle bir şey var. Gelenekli sanatlarda usta çırak hikayesinin, evet, kaçınılmaz bir şey. Evet, varlığı bir kaçınılmaz. Yani ya bunun şeklini şemalini değiştirirsiniz. Ya işte ne bileyim, hani usta ölmüş olur yaşar, ya da çırak yaşar usta olur. Yani ya bir şekilde bu rabıtaya dönük bir şey, hikaye aslında mevcut. Yani bunu koymadan bence yapmak bir hayli zor diye düşünüyorum. Tabii ki yapılabilir. Yani ben en azından halihazırda bunun yöntemini bulamadım. Dolayısıyla öyle bir tekrara düştüğün, yani tekrardaymışım gibi hissetmedim açıkçası. Ve tabii ki de benim kendi serüvenimle de biraz bu paralellik arz ediyor. Çünkü netice benim de öğrendiğim şeyler bunlar. Yani ben de geleneğe dair aslında birçok meseleyi, fikri, formu öğrenmeye çalışıyorum, öğrenmeye gayret ediyorum. Bu yönüyle de aslında belli bir çıraklık düzeyinde bir rabıta kuruyorum. Olduğu kadar tabii. Program çırak, usta ve çırak dediniz ya, bu sinema içinde geçerli mi? Bence geçerli olduğunu, ya bence geçerli, öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya tabii bunu aslında siz edebiyatta muhtemelen çok daha iyi tespit edebilirsiniz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a kadar dayanan, hani bir şeyi daha iyi bilen birisi ve az bilen birisinin hani birbirine bakarak bir insan olma serüveni yaşıyor olması. Yani bu hikaye sadece gelenekli sanatlar değil, hani böyle Müslüman bir tasavvurun aslında zihninin kökenine dair bir şey gibi geliyor bana. Yani çok böyle arketip gibi bir şey gibi geliyor. Bilmiyorum, öyle düşünüyorum. Bu, ben Mirace'yi işte şeyin başında da söylemiştim, fragman yayınlanmadan önce de. Sizin filmi seyrettikten sonra bir salı akşamı, yani Miraç Kandili'nin olduğu hafta salı akşamları bu Tophane'deki Kadirihane'ye gidip dinlemiştim. Böyle ben, o vesile oldunuz. Hı hı. Benim ben sizden öğrendim. Benim hayatımı zenginleştirmiş oldunuz. Şu anda bak konuşurken anlatacak bir, eyvallah, hatıra olarak anlatacak bir gün kazandırdınız bana. Bu filmi izlemeseydim ben o akşam diğer akşamlar gibi eve geçecektim, yatacaktım, uyuyacaktım, sabah kalkıp bir şey geçecektim. Ama sizin filmi izledikten sonra Miraci nedir, ne değil diye soruşturup, öğrenip, oraya gidip orada onu öğrendim, gördüm, dinledim. Ve o açıdan da teşekkür de edeyim kendi adıma bir kere. Eyvallah. Benim gibi öğrenenler, ilk defa duyduğunu söyleyenler oldu mu? Tabii çok oldu. Çünkü aslında benim için de tamamen hiç duymadığım bir eser. Siz nasıl duydunuz Miraciye'nin okunduğunu? Yani Maşun Nefesi'nde beraber çalıştığımız bir muskişinas arkadaşla böyle yolda yürürken, ya dedi, bir de Miraciye diye bir eser var, bir Bahri de Kayıp. Aslında onun da filmini yapmak lazım. Türk musikisinin en büyük eserlerinden birisi. Deyince ben dedim, Allah Allah, Türk musikisinin en büyük eserlerinden biri. Ben de zaten Mevlid, hani müzik üzerine, Türk müziği üzerine biraz aslında hemdem olmuşum Türk müziğiyle ama hiç duymadım, utandım açıkçası o sıra. Ve sonradan da biraz araştırmaya karar verdim. Ve bir Bahri'nin kayıp olması da bana biraz
yani sinematografik anlamda cazip geldi açıkçası. Derken o şekilde hani Miracı ile alakalı bir şey yapmaya niyet ettik. Ama şuna dikkat ettik yani biz aslında. Belki sorunuz şu, bu cevap olabilir. Filmi kurarken bu filmi Miracı hiç duymamış bir insan Miracı ile nasıl tanışır? Tıpkı benim gibi. Yani bunun serüvenini takip etmeye çalıştık. O yüzden her dört hikayede de aslında yavaş yavaş Miracı'ya ile tanışmanın taşlarını, yolunun taşlarını koymaya, yapmaya çalıştık. Evet, şimdi yani Mevlüt, Miracı'ya, Hat, şimdi sırada ne var? Yani öyle bir plan, proje var mı? Hali hazırda... Bu yakın bir zaman içinde evet. Çalıştığınız... Ya aslında şu an iki tane proje var gündemde olan. Birisi... o da biraz yine hafızayla ilgili belgesel çalışması. Kurmaca bir belgesel olacak. Daha gündemdeki bir mesele bu. Bu İslam Ansiklopedisi'nin filmini yapacağız inşallah. Yani bu 40 yıllık bir hikayenin diyelim bir nasıl teşekkür etti? Nasıl teşekkür böyle ettiğini, vücuda geldi, nasıl doğduğunu, tamamlandı? Yani büyük, tabii biz kurmaca bir hikayenin içindeyiz. Bir ansiklopedi olarak doğdu. Bir ansiklopedi çıkartmak için bir araya geldiler ama ortaya muazzam bir kurum da ortaya çıkmış evet, oldu. Evet, evet. Yani aslında coğrafyanın üretmiş olduğu bir birikim değer. Ve değer. Ve bunun günümüzde de çok yakın bir bağı var. Buna dair bir şey var şu an. Bir diğer de aslında sinema filmi olarak. Bu sefer bir aşk filmi anlatmayı düşünüyoruz. Aa. Bir aşk senaryosu yazdık yani. Senaryosu tamam mı? Tabii senaryosu da yazıldı. Siz mi yazdınız? Ayşe ile beraber yazdık bu sefer. Eşimle beraber yazdık. O da biraz ilginç oldu. Yani bir şiirle karşılaştık. Yani böyle daha doğrusu dinlediğimiz bir hikaye vardı. O hikaye bir şiirle örtüştü. Derken böyle bir kara sevda hikayesinin illaki her zaman bir çıkışsızlıkla neticelenmeyeceğini ya da neticelenemeyebileceğine dair bir şey. Yani Leyla ile Mecnun'u öldürmediniz. Öyle mi filminizde? Yani evet, biz birazcık öyle oldu. Ya onları oldukları gibi bıraktık, başka bir yerlere gittiler. Bir doğrusu merak ettim. İnşallah tez zamanda çekilir. Peki sinema çekimler vesaire o konuda çalışmalar ne durumda? Yani şöyle aslında önümüzdeki sene yani 2022 yılı itibariyle biraz hareketli olacak dolayısıyla. Hem belgeselin hem de sinema filminin hem çekim şartlarını oluşturacağız hem de çekmeyi düşünüyoruz inşallah bir aksilik olmazsa. Yani dolayısıyla yani 2022 yılında belgeseli i̇nşallah. Ortaya çıkarmış oluruz. 2023'te de herhalde film ortaya çıkmış olur. İnşallah, inşallah. Biz de merakla bekleyeceğiz. Konuşmalarınız arasında yani sık sık gönderme yaptığınız bir isim de eşiniz. Hem Mevlid'de hem Miracı'da yapmadığınız diğer eserde ve şimdi yazdığınız, beraber yazdığınız, senaryosunu yazdığınız eserde. Böyle hakikaten çok güzel bir şey. Tabii ben duyunca da mutlu oluyorum. Eşinizin de sizin yapmış olduğunuz işe katkısı sanki var gibi. Tabii kesinlikle var. Çünkü şöyle ben mesela tek başına zaten senaryo çalışamayan birisiyim. Öyle bir meziyetim yok açıkçası. Ayşe'nin de kalemi güçlü. Yani hem hayal dünyası hem de kalemi güçlü. Ve o hayal dünyasını çocuklarla paylaşma şekli veya etrafıyla paylaşma şekli de aslında belli yönden sinematografik bir şey var, tarafı taşıyor. Biz bunu işte ilk etapta hani Maşun Nefesi'nde biraz yaptık. Miracı'da mesela dört hikayenin bir ilkini o yazdı tamamen. Anlatıcılık üzerine olan hikaye onun kaleminden çıktı. Bu işte son filmimizde de Hayal Kuşu'nda da yani yapmayı düşündüğümüz filmde. Ha, ismi Hayal Kuşu mu? Ha, evet, ismi Hayal Kuşu. Ya bu sefer ismi önceden koyulmuş gibi oldu biraz. Onda da beraber yol aldık. Yani o birazcık serüveni beraber yol almamız gerekti. Yani öyle bir şey oldu bu. Öyle bitirmiş olduk işte senaryo ama tabii bitmiş derken hani bu iş film çekilene kadar bunlar bir serüven. Ham diyoruz senaryoya. Yani aslında hamdan daha yani öte bir senaryo var. Yani bu hamlık dediğim şey hani taslaktan daha ziyade tamamlanmış film öncesi senaryo. Bir de film esnasında da mı senaryo yeniden gözden geçiriyor? Olanaklar dahilinde. Aslında iki türlü oluyor. Şimdi bizim ortaya çıkardığımız senaryo şu an etrafımızdaki yapımcılarla veya insanlarla
paylaşabileceğimiz bir senaryo. Ama biz aslında o senaryoyu çekimlerden önce tekrardan çok ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor. Bir de tabii çekimler, çekim aşamasında, yani onun öncesinde bir daha bir ele alıyoruz, senaryoyu tartıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz çekim koşullarına göre. Ama netice itibariyle ortaya başı esası sonu... Esası değişmiyordur da belki detaylar tabii, biraz... Çok doğru söylüyorsunuz aslında. Esası değişmiyor ama incelmeye evresine... Giydi elbiseler belki, evet, belki mekan vesaire gibi böyle, evet, daha detaya girebileceğimiz, hı-hı, hassasiyet, o an düşünülemeyen, film esnasında dikkatini çeken, belki oyunculardan kaynaklanan bir takım, hı-hı, özellikler eklenip çıkarılıyordur. Şimdi ama bu şanslısınız tabii, işinizin de böyle. Bu da... bunu burada telaffuz ediyor olmanız da güzel bir şey. Biraz da bu Murat Pay'ın sinemasını konuşalım. Sinema dilini konuşalım. Yönetmen olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Nedir yönetmen? Bir sinema filmi yönetmeni olmak nasıl tarif edersiniz? Ya tabii ilk etapta şunu ifade etmem gerekir. Yolun aslında başında sayılırım. Yani belki yaş olarak daha fazla şey üretmiş olabilirdim. Yani bu başka tartışma konusudur ama yolun aslında yani yeni koşturmaya başladık diyebilirim. Yönetmenlik, tabii biz yönetmen olmak için yola çıktım ama nedense yönetmenliğin dışında bir şey pek yapmamış da oldum. Yani belki yapabilirdim eğer imkanlar farklı şekilde gitseydi. Öyle ilerlemedi. Ve her film yaptıkça da aslında bu işin zor olduğuna kanaat getirdim. Yani aslında şu an bir film çekmek benim için belli oranlarda zihnen birazcık daha zorlu bir şeye dönüşüyor. Bu biraz işte coğrafyanın yaşamış olduğu kafa karışıklıkları, bizim içinde bulunduğumuz işte bu zihni travmalar vesaire, hep bunlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kendi yönetmenlik hikayemin nasıl yürüyeceğini, nasıl hani hitam ereceğini bilmiyorum ama nihayetinde temelde ben iki şeye sadık kalmak istiyorum işimi yaparken. Bir, gerçekten samimi olmak istiyorum. Yani çok içinde, yani tecrübe etmediğim bir şeyi aktarmak istemiyorum bir iş yaparken. İkincisi de bu samimiyetime güvenerek veya bunu arkama alarak sahici bir şey ortaya çıksın istiyorum. Yani günün insanına, bugünün insanına illa diyalog kurabilmek, onunla bir şeyleri paylaşabilmek, hatta onun bana öğrettikleriyle de muhatap olabilmek istiyorum. Ama tabii bakalım zaman ne gösterecek. Evet, inşallah. Siz hani bu Mevlüt hazırlıktan sonra bir Mevlüt Han'ın size söylediği bir şey var ya, Mevlid çalıştın ya, artık bundan sonra işlerin hep evet, kolay gidecek diye. İnşallah bu bundan sonra da kolayca gider. İnşallah. Olur. Bir filmin başarısının ne kadarı yönetmenidir? Yönetmene aittir? Şöyle söyleyeyim. Yani kötü bir yönetmen, oyuncular, senaryo ve diğer bütün filmi, hı, oluşturan unsurların hepsi fevkalade olsa, kötü bir yönetmen elinden çıkan film, yönetmen kötü olsa film kötü mü olur? Veya tam tersi film iyi mi olur? Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Yeşilçam döneminde bahsedersek eğer, yani örnek verirsek, aslında belirli bir üretim modelinin yaygınlaştığı ortamlarda yönetmen belirleyicidir tabii ki inceltme konusunda ama yine de nasıl diyelim, bir vasat ürün ortaya çıkar. Eğer böyle bir ortam söz konusu, bir endüstri belki işte bu, hani bazı yerler bir endüstri gibi oluyor. Ama tabii o zaman bu tip ortamlarda da yönetmenin ortaya koymuş olduğu dünya her zaman eğer etrafındaki insanlarla uyuşmuyorsa çıkmayabilir. Yani bu da bir vakadır. Ama bugün ben yönetmenin biraz fazla büyütüldüğünü düşünüyorum, abartıldığını düşünüyorum. Çünkü film aslında öncelikle bir defa senaryo dediğimiz masada doğuyor. Yani senaryo fikrin ilk defa yorulduğu ortam ve senaryo çıkış noktası ve yolculukta yürüdüğünüz büyük bir mesafe aslında. Yani 10 birimlik bir yolsa eğer film çekmek, onun 3'ünü 4'ünü zaten senaryoda yürümüş oluyorsunuz. İkinci şey, hani bu senaryo evresinde
Yani birileriyle beraber çalışıyorsunuz, yazıyorsunuz, katkılar alıyorsunuz. Belki tek yazanlar da oluyor tabii. Bu ayrı bir mesele. Ama bunu ortaya çıkarmak için sizin zihninize, fikrinize uyum sağlayabilecek görüntü yönetmeni, ses, kurgu gibi çok yaratıcı alanlar var. Ve bu alandaki insanların hepsi aslında kendi özel katkılarıyla beraber var olduklarında film anlamlı olmaya başlıyor. Yani yönetmenin burada şöyle düşünmek lazım belki. Yönetmen aslında onların kendi ferdiyetleriyle beraber var olmalarına imkan tanıyabilme becerisi aslında. Yoksa kendi isteklerini yaptırma veya zoraki onu inşa etme mecburiyetinde olan bir mühendis değil yani yönetmen aslında bence. Bu yönüyle sinema çok ilginç bir, yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum, tevhidi bir mekanizmayı işletebilecek bir şeye sahip bu anlamda. Çok farklı birimler var ama bu farklı birimleri tek bir birim, mesela yönetmen dediğimiz birim çok öne çıkmadan, yani haddin hukukunu bilerek diyelim, diğer hukuklara da riayet etmesi ve onların da haklarını gözetmesi gerekiyor. Ve onların hakkını gözettiğinde aslında hani bir örnek vermek gerekirse, mesela benim aklıma hep öyle örnekler geliyor çünkü. İşte Süleymaniye'yi inşa ederken Mimar Sinan, hani Karahisar'ın nasıl yazacağına karar, yani karışmamıştır tahmin ediyorum. Yani ona belki şöyle bir yazı, şu içerikte bir şey yaz demiştir ama nasıl yapacağını, veya minberi yapan ustaya boyutlarını, ölçeklerini ve nasıl bir şey dünyaya tasavvur ettiğini söylemiştir ama nasıl yapacağına dair çok müdahaleler yapmamıştır tahmin ediyorum. Çünkü oradaki bütün sanatkarlar kendi kalarak işin içine dahil olabiliyorlar. Bu hayatın her alanında da aslında söylediğiniz şey geçerli ve çok doğru bir şey. Ben yine siz ses ve görüntü senaryosundan da bahsettiniz. Hı hı. Nedir ses senaryosu? Ben senaryo deyince ben bir senaryo biliyorum. Hı hı. Ama siz ses senaryosu, görüntü senaryosu deyince ve bunun öneminden de şimdi az önce de bahsettiniz. Nedir bunun filmin önemi? Bu aslında, önce bunlar nedir? Yani evet. Ses senaryosu, görüntü senaryosu nedir? Evet. Film için önemini zaten herhalde anlatınca biraz daha iyi anlayacağız. Şöyle söyleyelim. Aslında bunlar sürecin içerisinde çok uygulanan yöntemler değil. Onu söyleyelim. Yani bunlar bizim biraz özel teşebbüsümüzle ortaya çıkardığımız adımlar. Ses senaryosunun en önemli özelliği şu. Biz filmin senaryosunu benim filmin ses unsurlarını emanet ettiğim bir kişiyle beraber karşılıklı müzakere ederek, diyalog kurarak aslında yeniden bir yazmamız gibi bir şey. Bu şuna vesile oluyor. Filmin bütün sahnesinin içine dahil olan ses unsurları, bunun içerisinde müzik dahil, diyaloglar dahil veya filme dahil olan diğer yan unsurlar dahil, işte bir eşyanın çarpması, değmesi vesaire, bütün bunları filmin duygu dünyasına göre müzakere ediyoruz. Ettikçe de aslında yeni yeni şeyler keşfediyoruz. Bazen burada konuşmalarımız senaryoyu bile benim değiştirmeme vesile oluyor. Bu çalışmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ama biraz dediğim gibi sese biraz özel ilgi duymakla da alakalı bir şey olabilir. Yani herkesin tercih edeceği bir şey olmayabilir bu. Ama bunun filme ben çok olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da doğaçlama dediğimiz, yani doğaçlamanın bize vermiş olduğu imkanların da bu tip çalışmalarla ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani bu kadar aslında çok yoğun bir çaba sarf ettiğimizde sese dair hiç ummadığımız, bizim hayal ettiğimizin de dışında zengin unsurlarla karşılaşabiliyoruz. Görüntüde de şöyle bir şey, görüntü senaryosunda da kastım şu. Aslında biz normalde görüntü kısmını görüntü yönetmeniyle çalışırız. Ama ben ondan önce görüntü yönetmeni devreye girmeden filmin görsel anlamda senaryosunu birisiyle beraber çalışarak bütün o görsel hikayesini baştan bir defa daha kuruyorum. Yani görüntü yönetmeni yönlendiriyorsunuz bir nevi. Aslında şöyle, ben görüntü yönetmeni şöyle serbest bırakıyorum. İlk etapta yönlendirmiyorum. Ben dersimi iyi çalışmış oluyorum. Görüntü yönetmenine senaryoyu takdim ettikten sonra onun senaryo nasıl bir katkıda bulunacağını dinliyorum. Dersime de çalıştığım için dolayısıyla o yazmış olduğum senaryodan unsurları yavaş yavaş onunla paylaşıyorum. Mesela bazen onun önerileri çok daha güçlü oluyor. Ben kendi görsel senaryomdan feragat ediyorum. Bazen benim yazdığım onun çok hoşuna gidiyor. Bazen de yazdıklarımız bizi başka bir yere taşıyor. Aslında, bir üçüncü yol ortaya çıkıyor. Aslında bütün ikisindeki temel maksat
işi biraz daha inceltmek, birazcık daha güzelleştirmek. Evet. Müzik de çok mühim. Biliyorsun sinema demek, müzik demek benim için biraz da. Az önce dilsizlik konuşurken filmin son sahnesindeki müziğinden ne kadar etkilendiğimi anlattım. Neredeyse yani müzik, kötü bir müzik, onca emeği adeta heba edebilecek durumda. Müzik sürükleyici, izleyicinin ilgisini tutması açısından da önemli. Siz filmlerinizde müzik meselesini nasıl hallediyorsunuz? Nasıl? Siz çok daha önemli ve özel ihtimam gösterdiğiniz belli. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Az önce söylediğiniz husus şu açıdan önemli. Filmin temel unsurlarının hepsinin benzer bir eş değere sahip olması lazım. Yani oyunculuk kalitesi, müzik kalitesi, mekan kalitesi vesaire. Eğer bunlardan birkaç tanesi bu eş değerliliği bozarsa aslında bu filmin dengesi de bozmaya başlar. Yani senaryonuz çok iyi olabilir mesela ama kötü bir oyuncu, hatta oyuncular arasında bir kötü oyuncu filmi hemen aşağı çekmeye başlar. Veya işte ne bileyim çok iyi bir kurgunuz var ama işte ses unsurlarında müzikte mesela düşük yerler var. Bu hemen filmi aslında aşağı çekmeye başlıyor. Yani bu eş ortak duygu şeyi bence çok önemli. Yani bunu tutturabilmek çok önemli. Müzik kısmında dediğim gibi ben müziğe temelde ses olarak bakıyorum. Ses olarak değerlendiriyorum. Ve ses olarak baktığım için de ses aslında... Ses senaryosu derken müziği de mi kastettiniz? Tabii ki. Yani ses de şöyle düşünüyorum. Yani müziği ben biraz soyutluyorum. Diyelim ki bir sahnede burada işte karakterin işte A noktasından B noktasına giden zaman diliminde onun şöyle bir anlam dünyasına hitap edecek bir müzikal evrene ihtiyacım var diyorum. Sesin yani diğer ses unsurlarının yanında. Şimdi bunun üzerine kafa yordukça işte hangi enstrüman bizim işimize yarar? Hangi enstrüman bunu doğru temsil edebilir? Hatta bunlara karar verdiğimizde hangi sanatçı buna gidiyor? Yani bunları bile düşünmeye başlıyoruz bu sefer. Mesela şimdi sizin hayal kuşundaki işiniz çok bence müzik açısından hiç kolay değil. Evet değil. Bayağı zorlu. Çünkü bir iş. Mevcut yani nasıl yapacaksınız? Tabii film senaryosunu falan bilmiyorum. Ama şu kesin. Bir kere aşk hikayesi olduğuna göre aşkın değişik halleri var. Onları yansıtacak sazlar, enstrümanlar. Mevcut şarkıları mı kullanacaksınız? Yeni besteler mi yaptıracaksınız? Evet. Mevcut şarkıları nasıl seçeceksiniz? Ama Leyla ile Mecnun mesnevisindeki o Leyla'nın ve Mecnun'un ağzından söylenen şarkılardan yapılacak olan besteler hem filminize bir o aşk hikayesine, gerçi orada biraz sonu ölümle bitiyor ama siz onu değiştirebilirsiniz. Çok anlam katabilir. Hı-hı. Yani bir ırmak düşünün. Irmağın içinde akan küçük ırmaklar da var. Eyvallah. Müzik de sırf müzikleri dinleyerek de o film hiç seyretmeyen biri sadece filmin müziklerini dinleyerek acaba film hakkında, film gidişatı hakkında bir kanaate sahip olabilir mi? Evet, bence olabilir. Hatta yani şunu yapıyoruz aslında. Film bittikten sonra, bütün bu ses ve müzikal unsurları bittikten sonra aşağı yukarı filmin görüntüsünü kapatıp filmin ses hikayesinin bir şey bize aktarıp aktarmadığını test ediyoruz aslında. Aa, yapıyorsunuz. Tabii böyle bir şey yapıyoruz. Eğer büyük bir aksaklık yoksa o zaman demek ki ses de bize bir hikaye. Çünkü her alan çok bir hikaye bir şey. Anlatmak zorunda bize. Yani çok alakasız olduğunda dediğim gibi diğer yani dengeyi kaçırıyor. Yani bir denge sorunu oluşuyor. Bir müzik izleyicinin duygularını yönlendiriyor. Yani hazırlıyor. Evet. Bir acıklı sahne, bir sevinç sahnesi, bir savaş sahnesi o müzikle beraber gittiği zaman biz alıp müzik taşıyor. Yani filmi taşıyan bir unsur. Ben de film müziklerine çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi bir konunun var, bir de yönetmen var, film var. Peki konunun bazen sizin yönetmenliğinizi veya oradaki emeğinizin önüne geçmesi sizi rahatsız eder mi? Konunun mu? Evet. Yani senaryo konusunu. Senaryo konusunu. Ve öyle bir şey ki yani eser yazar müellifinden daha büyük olmaya başlıyor. Müellifi unutturuyor. Ha, yok ben hiç hatta yani açıkçası... Yani siz kaybolmak mı istersiniz? Mesela ben yani
Hatta ya benim filmi sinema yapmaya dönük temel duygum şu. Gerçekten de film yapmaya devam edebilsek keşke. Ama yani çok ismimizin duyulmasının bir anlamı yok. Çünkü film zaten yani bir inanış olarak da yani ben kuvvetli inandığım bir şey bu. Bir şeye mutlak bir sahiplik duygusuna yaklaşamayız zaten. Yani ben neyin benim olduğunu iddia edebilirim ki? Yani filme dair bir emek sarf ediyor olsak da o filmin günün sonunda bence bizim olmaktan daha çok bizim değil. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bence bu hatta keşke böyle olsa. Tabii aslında o her ne kadar kaybolmuş olsa da o da yönetmenin başarısı oluyor. Yani her halükarda yönetmen başarılı olmuş. Yönetmenin başarı sahnesine yazılmış oluyor. Peki bundan 100 sene sonra Türk sinema tarihi yazılırken Murat Pay'dan bahsedilecek olursa ne şekilde anılmak istersiniz? Sizden ne şekilde bahsedilmesini istersiniz? Bunu sizin yapmaya çalıştığınız şeyi anlamak için soruyorum. Yani evet, biraz böyle zor bir soru aslında. Biraz evet, geleceğe dair. Yani şöyle diyebilirim, çok özetle. Yani böyle bir, hani sahte bir şey anlatmadı. Yani çünkü ondan çok kaçmaya çalışıyorum. Ne kadar başarabiliyorum bilmiyorum ama sahte bir şeyi, sahte bir duygu içerisinde anlatmadı. En azından hani böyle bir genel bir duygunun oluşmasını isterdim. Evet. Biraz da sinema endüstrisini konuşalım. Türk sineması mevcut günü konuşalım. Biraz özelden gene doğru geliyoruz. Bu malum işte sinema filmlerinin yayınlandığı platformlar var. Önce kendileri mevcut filmleri toplayıp adeta bir banka gibi filmleri izletmeye başladılar. Daha sonra bu platformlar, film platformları kendileri film, sırf kendileri için film çektirmeye başladılar. Türkiye'de de yani 3-4 tane böyle film ve dizi platformu oldu. Bunlarla ilgili herhangi bir sizin de dizilerinizin ve filminizin o platformlarda yer alması konusunda teşebbüsünüz oldu mu veya size bir teklif geldi mi? Şöyle bazı platform yani dediğiniz gibi bu dijital platformlar muhtemelen önümüzdeki dönemde çoğalacak. Şu an hatta duyduğumuz bazı yeni isimler bu işe dahil olacaklar. Ve dijital platformlar olan üretimlerin adet olarak da çoğalacağını tahmin ediyorum. Tabii bu platformlarda hali hazırdaki üretimin formu biraz daha dizi formu. Yani şu anki tabii televizyon dizilerine nazaran mini dizi formatı diyelim. Yani 8 bölümlük, 10 bölümlük, 13 bölümlük gibi şeyler. Bizim hala üretmiş olduğumuz işlerin buradaki platformlarda platformlarda yer almasına dönük bazı tabii görüşmeler yapıyor yapımcılar. Yani muhtemelen yer alacaktır yani uzun vadede. Bence kaçınılmaz bir şey bu. Ama burada daha önemli olan ve belki yani en azından ben soruyu biraz böyle yorumlamak istiyorum. Netice itibariyle bu platformlar işte bizim çocuklarımız seyredecek bunu veya benim muhatap olduğum insanlar seyredecek ve seyrediyorlar. Biz bu platformlara uygun bir şey yapmış olacak mıyız ya da yapabilecek miyiz? Onu bilmiyoruz şu an. Yani içerik uyumlu olacak mı olmayacak mı? O platform yöneticileri kabul edecek. Çünkü onlar o platform sahipleri bir takım taleplerde bulunuyorlar. Tabii evet evet öyle. Kesinlikle öyle. Yani çok katı o, hatta o yönetmenler şu an sizin ilkelerinize uyacak mı? Tabii ki. O da yani işte yönetmenin çok özgürlüğüne müdahale gibi tabii bir şey oluyor. Evet. İşte buradan da şu çıkıyor aslında. Farklı anlam dünyalarına sahip platformların doğması lazım. O zaman bu dijital platformların çeşitlendirilmesi gerekiyor. Evet. Yani öbür türlü şu anki durumda bizim bu ortamlarda film yapmamız yani en azından bizim yaptığımız filmlere göre düşünürsek çok mümkün gözükmüyor. Evet. Ama netice itibariyle ben film olarak bakıyorum. Yani bunun bir mini dizi olması veyahut film olması benim verdiğim emeği veya özeni değiştirmeyecek. Her halükarda bu zanaat bir işi aynı zamanda. Yani ben bunu da önemli görüyorum. Yani aslında hali hazırda 2-3 yılda bir
4 yılda bir film yapmak bence birazcık sorunlu. Peki bu daha sık üretmemiz gerekiyor. Yani bu dijital platformları siz bir imkan olarak mı görüyorsunuz yoksa tehdit olarak mı görüyorsunuz? Şöyle bir yani anlattıklarınızdan biraz tehdit kısmı var. Tabii. Yani yönetmene ve senariste müdahale olduğu aşikar. Ama bu televizyona dair veya sinema filmlerinin mevcut festival ortamlarındaki konumunu, pozisyonunu düşündüğümüzde bu bahsettiğimiz tehdit hep var. Burada mesele şu, bizim yapmak istediğimiz filmlerin var olması için uygun ortamlar, teşvik edici ortamlar var mı yok mu? Yani şöyle düşünün, ben şimdi bir film yaptığımda teşvik ediliyor muyum? Yani diğer filmi yapmam konusunda. Yani böyle bir ortam var mı? Hani bu ortam insanların bunu teşvik ediyor olmasının güzel bir tarafı var ama sonuçta yapan insanların yani yapıcıların, yapımcıların veyahut burada söz sahibi olan insanların teşvik edip etmemesi belirleyici oluyor. Teşvik etmediklerinde aslında dolaylı yönden bir tehdit olmuş oluyor. Niye? Hani böyle filmler yaparsan ayakta kalamazsın şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Ama bu ortamlar çeşitlense bu tip bizim tarzda yaptığımız filmlerin de önünü açacak teşvikler ortaya çıksa ben eminim çok güzel işler ortaya çıkabilir. Yani şöyle diyeyim, çok basit bir örnek vermek isterim. Mesela biz bunu ben Maşuk'ta da yaşadım. Miraciye'de dilsizdi ama dilsizden örnek vereyim. Mesela biz dilsiz filminde benim edinmiş olduğum birikim hatta da hat sanatına dair aslında en az iki film daha yapabilecek bir seviyede bir birikimdi. Yani ben dilsizden sonra iki film daha yapabilirdim çok rahat. Hem hikayem hazırdı hem de birikimim. Ama ne oluyor? Hani o ortam oluşamadığı için bu sefer aslında ben başka bir şey yapmaya doğru gidiyorum. Sonuçta biz ekmeğimizi buradan yiyoruz. Bu bizim mesleğimiz netice itibariyle. Talepleri de göz ardı edemiyorsunuz bir noktadan sonra. Peki bu festivallerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Hiç bir festivale katılma durumunuz oldu tabii mu? Tabii festivallere gittik. Yani bazı açılışlarımız yurt dışında işte açılışlarımızı festivallerde yaptık. Ama benim kanaatim şu, yaptığım filmlerin gerçek alıcısı benim aşina olduğum coğrafyanın insanları. Yani bu çok net. Yani bunu ben anladığımı düşünüyorum. Ama bu dışarıda alaka görmeyeceği anlamına gelmez. Mesela biz Mevlid Meşkini yani Marşun Nefesini Fransa'da açmıştık. Yani ilk galasını orada yapmıştık ve çok böyle tahmin ettiğimden çok farklı ve coşkulu bir karşılık bulmuştu film. Hem katılımcılar açısından sonuçta hepsi yabancılar ağırlıklı mıydı? Tabii hepsi yabancıydı. Yani dolayısıyla bu bence çok umut verici bir şey. Günümüzde ise festivallerin şöyle bir tahakküm edici bir atmosferi oluştu. Türk sineması üzerindeki etkisini daha da arttırıyor diye düşünüyorum. Yani festivaller artık belirli tarzda filmleri kabul ettiğini ima ediyor. Söylemiyor da bunu açık açık ama ima ediyor. Dolayısıyla mesela Türk sinemasının bugün bir film dilinden ziyade, film dili ortaklığından ziyade bir tematik ortaklık taşıyor olmasının sebebi bence bu. Yani temalarda ortaklaşan şeyler var işte. Belli işte sorunları öne çıkaran, işte kadın meselesini öne çıkaran ya da işte ne bileyim hani bazı Türkiye özel bazı mesele öne çıkaran filmler birazcık daha iyi görebiliyor. Dolayısıyla da film yapan arkadaşlar da bunlara yönelmiş oluyorlar. Ama ben şunu düşünüyorum. Benim gündemim ne acaba? Yani Türkiye'de yaşayan bir işte hür iradeye sahip birisi olarak, bir hafızaya sahip birisi olarak, bir geçmişe sahip birisi olarak, özgün bir hikayeye sahip birisi olarak benim meselem nedir, gerçek meselem nedir, gündemim nedir? Bu gündemi tespit etmemiz ayrı bir mesele. Bu gündeme dair film yapabilmek ayrı bir mesele. Evet. Tabii kolay bir şey değil. Ama bu yerel kalırken mesela şimdi senin konuşmalarında bir işaret ettiğin husus kısmen yabancılar için daha uzak bir konu olabiliyor derken bir bu hem bir taraftan dezavantaj iken öbür taraftan avantaj tarafı şu. İnsanlar birbirlerine benzeyen filmler seyretmekten bıktıkları için farklı olanı aramaya başlıyorlar. Hı hı. İşte orada da yani senin yapmış olduğun filmlerin fark ortaya çıkmaya başlayacak. Belki o açıdan da bir avantaja dönüşebilir. Doğru söylüyorsunuz. Ya muhtemelen bu temaları ele alan filmler
bu sadece benim filmim için geçerli değil. Zamanla daha çok değerlenecekler. Çünkü öyledir yani, öyle olacak gibi geliyor bana, evet. Biraz. Kalıcı belge. Zamanla daha evet, yani kalıcı belge tarafı birazcık daha öne çıkacak. Peki biraz da sinema eğitimi ile ilgili neler düşünüyorsun? Bugün Türkiye'deki sinema yetiştiren kurumlar, kuruluşlarla ilgili eleştirilebilecek bir husus var mı? İyi sinemacılarımız, iyi okullarımız var mı mesela? Yani çok iyi bir sinema okulumuz olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle diyeyim. Ama bu mümkün tabii ki. Yani olmadığını düşünüyor olmam bunun hiç olmayacağı anlamına gelmiyor kesinlikle. Neleri eksik görüyorsunuz? Yani yetersiz buluyorsunuz? Ben sinemanın biraz işte öğretilme metodunda ilk etapta olması gereken hani bir bakış yakalanması gerekiyor. Yani bütün külli bir insanın varlığını da içerecek şekilde, anlam dünyasını da işin içine katacak şekilde bir bakışa sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Genelde sinema eğitimlerinde bu bakış kenarda tutuluyor. Daha çok teknik ağırlıklı. Daha çok evet, teknik anlamda yani film nasıl yapılır, filme işte yakın kamera açısı ne anlam ifade eder, işte bu hikayeyi nasıl kurarız, dramatik yapı dedikleri şey mesela daha çok Amerikan sinemasının veya Avrupa'da veya Amerika'da genelde yaygın kabul edilmiş bir drama anlayışı çok daha öncelenir. Bunlarda bir beis yok ama bir bakış açısı kazandırılmadığı müddetçe aslında öğrenci öğretilenlerin mahkumu olmaya başlar. Yani benim aslında iyi bir eğitim yani olmaması derken kastım bu. Yoksa iyi bir şey de iyi öğretiliyor tabii ki. Ama öğretilen şeyin tahakkümü altında kalıyorsa, onun dışına çıkamıyorsa o zaman orada farklı sorunlar devreye giriyor. Siz daha çok zihinle ilgili bir problemden bahsediyorsunuz. Yani ideoloji. Peki bir İran sinemasından biliyorsunuz böyle bir çok güçlü bir duygu yüklü İran sineması var. Dünyada peki Türk sinemasından da böyle İran sinemasından bahsedildiği gibi bahsediliyor mu? Yok, çok bahsedilemiyor. Bahsedilememesinin sebepleri var. Az önce anlattığınız hususla ilgili mi bu? Evet, tamamen bununla alakalı. Yani İran'ı özgün yapan İran sinemasından bahsetmemize neden olan şey ne? Onunla olup da bizde olmayan. Gördüğüm kadarıyla tabii söyleyeceğim bunu. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse. Mesela Abbas Kiarostami Bey'le ve Mecit Mecidi Bey'le tanıştım. İkisi aslında çok farklı anlam dünyalarını ideolojik olarak söylüyorum taşıyorlar. Birisi Müslüman olduğunu daha hissettiriyor ve bunda gayet de savunuyor diyelim. Diğerinde öyle bir görüntüsü veya tercihi yok. Belki başka bir şey düşünüyor. Fakat ikisinin ortak buluştuğu nokta şu. Coğrafyanın 1000 yıldır üretmiş olduğu birikime teorik düzeyde sırtını dönmüyor. Tamamen açıklar buna. Bence bu ön kabul İran'daki yönetmenleri çok avantajlı konuma getiriyor. Bizim sinemamıza geldiğimizde ise bizde yönetmenlerin büyük bir kısmının bilinçli ya da bilinçsiz geçmişine, hafızasına, yani o 1000 yıllık, yani bu Anadolu coğrafyası sonuçta hepimizin Türkçe konuştuğumuz, Türkçe düşündüğümüz bir yer burası. Bu coğrafyanın ürettiği bu birikime böyle bir teorik, bir ön kabul şeklinde bir ret söz konusu ve bu ret birçok şeyi bilmemeyi ve cehaleti doğuruyor. Ve bu da farkında da bile varılmıyor. Dolayısıyla ortaya ortak bir dil çıkmıyor. O yüzden ben hep şöyle diyorum, yani bugün Türk sinemasının ortak diye konuşabileceğimiz tek meselesi var, temalar. Tema ortaklığı. Ama mesela Yeşilçam'a gidin, dil ortaklığı vardı. Bir Yeşilçam sineması vardı, işin içinde aile filmi vardı, aksiyon vardı ama bir Yeşilçam dili vardı. Ama bugün tema ortaklığı var. İşte ortaklığı. Azınlık sorunları ya da işte şu sorunlar, bu sorunlar. Genelde zaten 90 sonrası sinema sorun çözmek üzere kurulu bir sinema. Onu da çok anlayabilmiş değilim. Peki çok teşekkür ederim. Hem dilsiz filmden yola çıktık. Miraciye, Maşuk'un nefesini konuştuk. Murat Pay sinemasını konuştuk. Ve genel olarak da Türk sinemaya dair konuştuk. Çok hoş ve güzel bir sohbet oldu. Çok istifade ettim. İnşallah bizi izleyenler de istifade etmişlerdir. Ben tekrar teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbeti bizle paylaştığın için. Ben çok teşekkür ediyorum size özellikle. Yeni filmlerinizi çok merakla bekliyoruz. Eyvallah, İnşallah, çok sağ olun. Efendim, bugün Ender'in sohbetlerinde Murat Pay'ı misafir ettik.
kendisiyle hem filmlerini, hem filmler hakkındaki görüşleri, hem de Türk sinemasına dair görüşlerini öğrenmeye çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.